Arkadaşlar merhaba. Konumuz permütasyon, kombinasyon, olasılık. Bu kısım çok önemli bir kısım. Çünkü sınavda her yıl bir veya iki tane kesin soruyorlar bununla ilgili. Ve konu biraz sıkıntılıca bir konu. Sayısal öğrenciler dahil, sayısal mezunlar dahil bu konuda genelde sıkıntı çekerler. Çünkü konu soyut bir konu ve genellikle bu konuyu geçmişte öğrenmeden devam ederler ki ben de onlardan bir tanesiyim. Çok benim girdiğim sene üniversiteye 52 tane soru vardı. ÖYS girişliyim. O dönem sınavda 52 tane soru vardı. Bu 52 tane sorunun bir tanesi bu kısımdandı. Bir tanesi anlatılmayan bir konuydu. İki soruyu bu yüzden kaçırmıştım da bana da anlatamadılar hakikaten. Çünkü konu gerçekten soyut ve ifade noktasında değil, daha çok algılama noktasında problem oluyor. Ben burada elimden geldiği kadar konuyu size somutlaştırmaya çalışacağım. Konunun önce girişini bir yapalım. Önemli bir konu çünkü bu. Konunun girişinde ilk başta saymanın temel ilkesi demiş de, saymanın temel ilkesi dediğiniz şey şu aslında. Bir işlemin sonucunun kaç farklı sonuca sebep olduğunu sayma işlemi yapmadan bulma işi aslında. Teker teker saymadan bir işlemin sonucunun kaç farklı sonuca sebep olduğunu bulmaya çalışacağız. Zaten matematiğin güzelliği de bu tarafta aslında. Şimdi bununla ilgili verdiğim örnek benim genellikle sayısal loto, ki sayısal loto uygun bir örnek, hep de bunu veriyorum ama uygun bir örnek. Sayısal loto dediğiniz şeyin aşağı yukarı hepiniz bilirsiniz. 1'den 49'a kadar sayılar vardır ve bu 49 tane sayının içinden 6 tanesini seçersin kalp gözünle. Eğer o seçtiğin 6 sayı o hafta çekiliş yapıldığında çıkan 6 sayının aynısıysa artık bundan sonra hayat sana güzeldir. Ne KPSS vardır, ne ALES, ne DGS vardır bundan sonrasında, artık yırtmışsın demektir. Peki hani bu sayısal lotonun ikramiyesinin yüklü olduğu zamanlarda, geçmişlerde televizyonlarda çok söylerlerdi. Derlerdi ki eğer şu kadar milyon tane kolon oynanırsa kesin tutar. Şu kadar kolon oynanırsa sayısal loto ikramiyesini kesin bilebilirsin diye bu spiker belli şeyler söyler. Peki bunları nereden biliyor? Kaç tane kolon oynandığı zaman kesin tutturabilir sorusunun cevabını spiker nereden biliyor? Ya şurada ufak tefek hani çok girmemem gereken yerler var şu an ama hani yüzeysel de olsa bir iki şey söyleyebilirim bununla ilgili sizlere. Sayısal lotoda 49 tane sayı var. 49 tane sayıdan 6'sını seçersin. Şimdi 6 tane seçenek var. 6 tane sayı seçmen gerekir. 6 tane sayı seçiyorum. Bunun için arkadaşım bak, en kaba haliyle, bir iki ufak tefek detay var ama oraya çok fazla girmeyeceğim. En kaba haliyle birinci sayıyı seçerken elinizde 49 tane sayı olduğu için birinci sayıyı 49 farklı seçenekten biriyle seçersiniz. Yani birinci sayının seçimi için elinizde 49 tane seçenek vardır. Sonra ikinci sayıya geldiğiniz zaman kullandığınız sayıyı, daha doğrusu işaretlediğiniz sayıyı bir kez daha işaretleyemeyeceğiniz için 49'dan sonra bir sayı eksiltirse 48 tane sayıdan birinden seçim yaparsın. Üçüncü sayıya geldiğin zaman elinizde 47 tane sayı kalacağı için 47 tanesinden birini seçersin. Bir sonraki sayıya geldiğiniz zaman 46 tanesinden birini, sonraki sayıya karşılık gelen 45 tane seçenek var ve en son sayıya karşılık gelen 44 tane seçenek vardır dersin. Dolayısıyla bu işlemin tamamını arkadaşlar 48, 49, 48, 47, 46, 45, 44, işte bu sayıların hepsinin çarpımı kadar kolon oynayabilirsiniz demektir. Ve bu sayıların hepsini çarptığınız zaman ya kaç çıktığını bilmiyorum, 120 milyar mı ne çıkıyordu? 120 milyar diye salladım bunu. Kaç çıktığını tam ben de bilmiyorum. 120 milyar tane kolon oynarsanız, tabii bunu da elle uygulamak mümkün değil, bunu bilgisayara oynatırsanız eğer, o haftaki çekilen ikramiye kesinlikle sizin oynadığınız sayısal loto kuponundan birine çıkar demektir. İşte sayısal loto haberinin olduğu zamanlarda o spikerin hesap şekli böyle bir yöntem. Vatandaş bu şekilde hesap eder, bu kadar kolon oynarsan kesin tutar demektir. Tabii bir de bunun yanına daha hesap şekli bitmiyor. Çarpı dersin. Kolon ücretini yazarsın, 0.75'ti galiba. Bunu çarpı bulduğunuz zaman eğer bu kadar para verip bu kolonu oynarsanız kesin tutturursunuz. Tabii burada bir de şöyle bir şey var. Bu verdiğiniz para eğer ikramiyeden küçükse işinize yarar bir para. 1 verip 3 alabilirsiniz. Yok, eğer ikramiyeden daha büyükse attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecektir. Çok para verip az bir paraya tamah edeceksiniz. Tabii bir de bunun şöyle bir riski daha var. Eğer o hafta sizinle beraber bu yöntemi kullanan bir başka sivri zeka daha yoksa, varsa yaptığınız işlemin hepsi boşa gidecek demektir. Sayısal loto bu. Veya bu saymanın temel ilkesi burada uygulanabilir. Veya arkadaşım cep telefonu kilidi. 4 tane de bir kilit olduğunu düşün. 0'dan 9'a kadar rakamların yazılı olduğu bir pin kodu düşün. Bu pin kodunu zaman sınırlaman ve hatalı şifre girme sınırın olmadıktan sonra düşündüğün zaman 4 haneden oluşan ve her biri rakamlardan oluşan bir şifreyi kaç denemede kesinlikle kırarsın diye sorulsa, bunun için yapılacak şey şu: rakamların farklı olma durumu da yok. Her birine 10 tane rakam yazıyorsun. Birinci şifrenin denenme sayısı 10 tane rakam olduğu için 10. İkinci rakamın denenme ihtimali 10. Üçüncünün de
10 ve dördüncünün de 10 olduğu için bu işi siz 10 üzeri 4 yani 10.000 denemede kesinlikle artık şifreyi kırabilecek hale gelirsiniz demektir. 10.000 denemede kesin bulursunuz. Ha? Ama aralarda bir yerde 5.000. Sayıya geldiğiniz zaman da bulabilirsiniz ama en kötü ihtimalle 10.000 denemede kesin bulursunuz demektir. Veya bu hani biraz uçuk bir örnek olacak ama hani bilgisayar sistemleriyle ilgili bir örnek daha verilebilir. Bilgisayarların şu an IP adres denilen bir IP adresi var. Bir adresi var. Bu IP adresiyle bilgisayarın nerede olduğunu, hangi şehirden, hangi mahalleden bağlandığına kadar hepsi bulunabilir. Özellikle bu bilişim suçlarında çok kullanılabilen bir yöntem. Bu IP dediğiniz sistem 4 tane 1'den 256'ya kadar olan sayı grubundan oluşan bir sistem. Şu birinci sayıya 1'den 256, özür dilerim, 0'dan 256'ya kadar sayı yazarsın. İkinci bilgisayara da 0'dan 256'ya kadar sayı yazarsın. Üçüncü bilgisayara, üçüncü numaraya da 0'dan 256'ya kadar, dördüncüye de aynı şekilde yazarsın. Peki bu şekilde 256, 256, 256, 256, 4 tane 256'lık sayı ile kaç tane bilgisayarı belirleyebilirsin, internete bağlayabilirsin aslında. 4 tane bilgisayarı, 4 tane birden 256'ya kadar olan numarayla 256, 256, 256, 256 kadar tane, bu kadar bilgisayarı internet sistemi içine dahil edebilirsiniz demektir. Zaten artık bu sistem yetmiyor. Dünya üzerinde o kadar çok bilgisayar olmaya başladı ki bu IP sisteminin yerine yeni bir IP daha getiriyorlar. IPv6 diye. Bunun yanına iki tane daha ekliyor vatandaş. İki tane daha 256'lık sayı ekliyor. Dolayısıyla 256 çarpı 256 dediğin zaman yani çok 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 büyük sayıda bilgisayarın adreslenebilmesi artık mümkün oluyor. Şimdi burada bunları niye anlatıp durdum? Bunları aslında anlatıp durmamın sebebi saymanın temel ilkesi konusunun aslında özünü teşkil eden bir kısım. Şu ana kadar anlattıklarım neyse saymanın temel ilkesi. Biz aslında burada saymanın temel ilkesi yaptık. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir işlemin kaç farklı sonuca sebep olduğunu bulmak için yapılacak yöntemlerden bir tanesi şu an gördüğünüz gibi çarpım kuralı ki çarpım kuralı aslında en fazla kullanılan yöntem. Bir de toplama kuralı vardı, onu boş verin. Çok elle tutulur bir yöntem değil, çok fazla yerlere karşınıza çıkmaz. Bir işlemin kaç farklı sonuca sebep olduğunu yapmadan, teker teker saymadan bulabilmenin yolu saymanın temel ilkesi. Bundan sonra permütasyon, ondan sonra tekrarlı permütasyon, dairesel permütasyon ve kombinasyon diyeceğiz. Ve bunların hepsinin bir arada olduğu olasılıkla zaten konuyu bağlamış olacağız. Saymanın temel ilkesi şu arkadaşım. Birinci işlem A1 yolla, ikinci işlem A2 farklı yolla, üçüncü işlem A3 farklı yolla ve buna bağlı eninci işlem AN farklı yolla yapılabiliyorsa bu işin tamamını, bütün işi, bu işin tamamını bu A1, A2, A3, A4, AN hepsinin çarpımı kadar farklı yolla yaparsın. A1, A2, A3, AN işin tamamı tabi. İşin tamamı kadar farklı yolla yapılır. İşte arkadaşım buna da saymanın temel ilkesidir. Çarpım kuralıdır bu. Ve biz de en baştan en sona kadar hep bu şekilde çarparak devam edeceğiz. Konuyu bağlayabildiyseniz eğer arkadaşlar konuda işin özü bu. Sayısal loto örneğiyle şöyle bağlantı kurup geçelim artık bu kısmı. Birinci sayıyı 49 farklı şekilde seçersin çünkü 49 tane sayı var. İkinci sayıyı 48 farklı, üçüncüyü 47, dördüncüyü 46, beşinciyi 45 ve altıncıyı 44 farklı şekilde seçersin. Sayısal lotoda seçebileceğin, bütün oynayabileceğin kolonların sayısı hepsinin çarpımı kadar farklı kolondur. Bu kadar kolon oynayabilirsin, bütün ihtimaller bunlardır dersin. Şimdi artık örneklerimize şöyle azar azar geçelim. Ben yolunu yaptım, bundan sonra giriş ve devamını getirelim. 4 gömlek, 3 pantolon, 5 kravat olan biri kaç farklı şekilde giyinebilir? Tabi burada arkadaşlar gömlek, pantolon ve kravatın hepsini giymek şartıyla. 4 gömlek, 3 pantolon, 5 kravat olan bir kişi kaç farklı şekilde giyinebilir sorusunun cevabı için. Bu adam öncelikle gömlek seçecek. Pantolon ve alt üstüne bir de kravat seçecek. Yani şöyle bir şey yok. Kravatı taktım, pantolonu taktım, gömleği giymeyeyim. Böyle bir seçeneği yok. Hepsinden üzerine giyecek. Şimdi gömlek seçimi işlemine baktığın zaman gömlek seçim işlemini adamın elinde 4 tane gömlek olduğu için gömlek seçimi işlemini 4 farklı yolla yaptı.
3 tane pantolon olduğu için pantolon seçimi işlemini 3 farklı yolla yapar. Sonra kravat seçimi işlemini 5 tane kravatı olduğu için 5 farklı şekilde yapar. Yani bu adam giymek istediği zaman 4x3x5'ten 60 farklı kombinasyon oluşturabilir demektir. 60 farklı giyiniş tarzı oluşturabilir demektir. Bunu saymadan sayma işi işte bizim şu an yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız saymanın temel ilkesi kısmı olacak arkadaşlar. 60 farklı şekilde giyinebilir vatandaş. Şekilde giyinir. İşte sorunun cevabı. Bir sonraki örnek. 10 kişilik bir gruptan önce bir başkan, sonra bir başkan yardımcısı seçilecektir. Bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? Belki bilen arkadaşlar vardır. 10'un ikili kombinasyonu diyebilirsiniz belki aklınızdan geçiyorsa ama 10'un ikili kombinasyonu dedikten sonra hangisi başkan, hangisi başkan yardımcısı bir de ikiyle çarpmak gerekir. Normalde o şekilde de yapılabilir ama biz oraya girmeyelim. Ona ileride anlatacağım biraz daha büyüdüğünüz zaman. 10 kişilik bir gruptan bir başkan seçiyorum arkadaşım. Önce bir başkan seçeceğim, sonra başkan yardımcısı seçiyorum. Başkan ve yardımcı. Şimdi başkan seçimi işlemini yapmaya kalkıştığınız zaman elinizde 10 tane vatandaş bulunduğu için başkan seçimi işlemini 10 farklı şekilde yaparsınız. Sonra yardımcısını seçmeye kalkıştığınız zaman 10 kişilik gruptan bir kişiyi başkan olarak seçmiş bulunduğunuz için artık yardımcıyı geriye kalan 9 kişi içinden seçmek zorundasınız. Dolayısıyla başkan yardımcısını 9 farklı şekilde seçersin. 10 çarpı 9'dan bu seçim işlemini 90 farklı şekilde yapabilirsin demektir arkadaşım. Şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. ABC kentleri şekildeki yollarla birbirlerine bağlıdır. A'dan yola çıkan bir adam A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? A şıkkı, B şıkkı, A'dan yola çıkıp C'ye gidip tekrar A'ya giderken kullandığı yolu kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönebilir? Şimdi buna bağlı olarak A şıkkı için şöyle bir çözüm yapalım arkadaşım. A'dan yola çıkan bir adam C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? Önce gördüğünüz üzere yolların şekline baktığın zaman bu vatandaşın önce A'dan B'ye gitmesi sonra B'den C'ye gitmesi gerek. O halde bu adamın ilk başta A'dan B'ye gidiş için önünde kaç tane yol olduğuna bir bakarsın. A şıkkının cevabı için adamın A'dan B'ye gidiş için 4 farklı yolu var. Adam geldi B'ye, B'den C'ye gitmek istiyor. Şimdi B'den C'ye gitmek için önünde 5 tane yol var. 4 kere 5 dersin 20. Adamın A'dan C'ye gidiş için kullanabileceği toplam 20 farklı yol vardır. B şıkkına bir gel. A'dan yola çıkıp C'ye gidip tekrar A'ya giderken kullandığı yolu kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönebilir arkadaşım? Şimdi adam A'dan çıktı yola. A'dan B'ye gidiş için 4 yol var. B'ye geldi. B'den C'ye gidiş için 5 yol var. Şimdi adam C'ye geldi. C'ye geldikten sonra tekrar bu adamın B'ye dönmesini istiyorum. C'den tekrar B'ye dönerken önünde normalde 5 tane yol var. Doğru. Ama adam giderken kullandığı yolu kullanmasın dendiği için, giderken kullandığı yolu kullanmasın dediği için yollardan bir tanesini B'den C'ye gidişte kullanmıştı. Dolayısıyla artık önünde 5 tane değil, yollardan bir tanesini kullanmış olduğu için 4 tane farklı yol vardır. Tekrar bu adam B'ye geldiğinde B'den A'ya dönüş için normalde 4 yol var, doğru, ama bu yollardan bir tanesini giderken kullanmış olduğu için artık 4 değil, önünde 3 farklı yol vardır. Yani işlemin tamamı 20 kere 12'den 240 farklı şekilde gidip gelir diyebilirsin. Burada şeytana uyarsan eğer olası bir hata şu olabilir. Hocam biz niye bunu 4 çarpı 5 artı 4 çarpı 3 demedik diye düşünüyor olabilirsin. 20 artı 12'den niye 32 demedik diyorsan eğer, burada arkadaşım bak yapılacak şey, yapılan şey aslında şu. Bu yolu açarak devam et. Şöyle düşün. B'yi buraya koy, C'yi buraya koy. B'den C'ye gidiş için 5 tane yol var. B'den A'ya, şurası A. B'den A'ya gidiş için 4 tane yol var. Bu adam A'dan B'ye gitti, 4 yol var. B'den C'ye gitti, 5 yol var. Şimdi C'den tekrar B'ye dönerken yine önünde 5 tane yol var, doğru. Ama işe devam ettiği için, yolu açık olarak düşündüğün zaman aslında daha anlaşılabilir olabiliyor bu adam. C'den B'ye giderken yollardan bir tanesini kullanmış olduğu için 5 değil 4 tane yol var ve çarpıyorsun özellikle. B'den A'ya dönerken tekrar 4 değil 3 farklı yol var. İşleme devam ettiği için şuradaki işlemin adı çarpmadır arkadaşlar. Toplama gelmez. Yani sağ tarafa yazdığım işlem devam ettiği için tek bir işlemdir. Soru şöyle olsaydı, bak buna yeni bir soru daha uydurulabilir aslında. Veyalı bir soru olsaydı, yani parçalanabiliyor olsaydı soru. Bunun yerine şöyle bir şey olsaydı, şuraya çizelim. Şöyle bir soru olsaydı.
3 yol buradan olsaydı, bir de 2 tane direkt A'dan C'ye olsaydı. Hangi durumda toplanır sorusunun cevabını vermeye çalışıyorum. Şimdi bu adamın A'dan C'ye gidiş için yapabileceği değişik işlemler var derdi. Mesela önce bu adam A'dan B'ye, B'den C'ye gidebilir dedikten sonra bir de A'dan C'ye direkt gidebilir diye ayırırdım. Ve bu işlemi şöyle yapardım. Adam A'dan B'ye gitmek için 4 yola sahip, B'den C'ye gitmek için 3 yola sahip. 12. Veya diyorum başka bir ihtimal, adam B'ye gitmek yerine direkt C üzerine, direkt C'ye geçebilir. Bunun için B'ye uğramayacağından, A'dan C'ye gidebilecek 2 tane yol olduğundan artı 2 derdim. Dolayısıyla bu şekilde olsaydı, yani veya diye ayırmış olsaydı, işlemin sonucu bu şekilde 12 olurdu arkadaşlar. Veya diye ayrılmış bir durum olsaydı, farklı bir işlem olsaydı eğer, bu durumda toplar ve işlemin sonucunu öyle bulurdum. Birazdan işte bu örneklerde onlara benzer olacak. Şu veya dediğim diye ayırdığım örneklerden. 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanarak rakamları tekrarsız 3 basamak, yani rakamları bir kez daha kullanma demek istiyor. A şıkkı kaç sayı yazılabilir? Şimdi çözerek devam etmekte fayda var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını kullanarak rakamları tekrarsız 3 basamaklı. Öncül hepsinde aynı. Rakamlar tekrarsız ve 3 basamaklı olacak. Şimdi 3 tane kutu çiziyorum. Bu ikinci. Şu da üçüncü kutumuz olmak üzere. Şimdi arkadaşlar 3 basamaklı sayılar yazmak istiyorum. Diyorum ki bu adamın istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İster birler basamağından, ister yüzler basamağından başlayın. Yüzler basamağından başlayalım. Yüzler basamağına sayı yazması gerek. Şimdi yüzler basamağına sayı yazması gerekiyor da bu adamın yazması gereken sayı kaç? Yüzler basamağına yazabileceği sayılara baktığınız zaman birden 5'e kadar elinde rakamlar bulunduğu için yüzler basamağına getirilebilecek sayı adedi 5 tane. Yani adam yüzler basamağına 5 tane sayıdan birini yazar. Dolayısıyla 5 farklı seçeneği vardır. Geldim onlar basamağına. Onlar basamağına sayı yazarken diyor ki rakamları tekrar kullanma. Bu 5 tane rakamdan birini yüzler basamağına kullanmış olduğum için onlar basamağına yazabilecek 4 tane rakam vardır. Birler basamağına geldiğiniz zaman yüzler ve onlar basamağına 2 tane rakam kullandığım için 2 rakam eksilecek, 3 farklı sayı yazabilir. Dolayısıyla bu işlemin tamamı 60 farklı şekilde yazılabilir. Yani 60 tane sayı yazabilirsiniz 3 basamaklı ve bu rakamları kullanarak. B şıkkı kaç çift sayı vardır diye soruyor. Kaç çift sayı var? Kutuyla uğraşmayalım. 3 tane kutumuz var. Şimdi kaç çift sayı var? Arkadaşlar burada A şıkkında yaptığınız gibi yüzler basamağından başlarsanız eğer birler basamağına tek çift sayı geldiğini garanti edemeyebilirsiniz. Burada yapılması gereken ilk şey koşulu sağlayan yerden başlamaktır. Sayının çift olması istendiğinden başlanması gereken yer sayının yüzler basamağı değil, çift olmasını belirleyen birler basamağıdır. Şimdi birler basamağıyla geldim, birler basamağına sayı yazıyorum. Birler basamağına yazılabilecek sayı adedi. Biz sayının çift olmasını istiyoruz. Dolayısıyla birler basamağına ya 2 yazılabilir ya 4 yazılabilir. Dolayısıyla 2 tane seçenek var. 2 seçenek olduğu için 2 yazdım. Döndüm yüzler basamağına. Elimizde 5 tane sayı vardı. Bunlardan bir tanesini birler basamağında harcadığınız için elinizde 4 rakam kalır. Dolayısıyla yüzler basamağına 4 rakam gelebilir. Onlar basamağına geldiğiniz zaman biri birler basamağına, biri onlar yüzler basamağına olmak üzere 2 tane rakam harcadığınız için onlar basamağına 3 tane sayı kalır. Dolayısıyla 4, 3, 2'den 24 tane sayı gelir arkadaşlar. 24 tane sayı yazılabilir çift ve bu sayıları kullanarak rakamları tekrarsız. D şıkkı. Şıklar karışmış arkadaşlar. D, C diye değil, CD diye devam ediyor. D şıkkına baktığın zaman, C şıkkı daha doğrusu, kaç tek sayı yazılabilir diye sormuş. Kaç tek sayı yazılabilir? Şimdi aslında biz bu sorunun cevabını zaten bulduk. Bu sorunun cevabını tüm sayıların kaç tane olduğunu bularak 60 dedik. B şıkkında kaç tane çift vardı diye 24 tane söyledik. O halde 60 tane sayının içinden 24 tanesi çift olduğu için çıkarırsanız 60-24'ten 36 tane sayı kalır. Cevap 36. Ama bunu kutuyla nasıl yaparsın? Kutuyla da aynen bu şekilde yaparsınız. 36 bulacağım cevabı birazdan. 3 tane kutu. Sayının tek olmasını istiyorum. Sayının tek olması istendiği için arkadaşlar bakın lütfen dikkat edin. Gidip de eğer yüzler basamağından başlarsanız birler basamağına tek sayı gelmesini garantileyemeyebilirsiniz. Bu yüzden kesin olsun diye öncelikle sayının birler basamağından başlanır. Birler basamağına geldim. Birler basamağına yazılabilecek tek sayı olanlar 1, 3, 5. Yani biz buraya 3 tane sayı yazabiliriz arkadaşlar.
3 tane dikkat. Şu yuvarlak niye çizdiysem bilmiyorum. Bu yuvarlak burada yok. 3 tane sayı gelebilir. Sonra döndüm yüzer basamağına. Elinizde 5 rakam vardı. Bunlardan bir tanesini yazdınız arkadaşlar. Dikkat edin. 1, 3, 5'ten biri yazıldı. 5 rakam vardı. Biri gitti. 4 tane kaldı. Bir tane daha kullanmış olduğum için 3 kaldı. 4, 4, 3 çarp da gel 36. Zaten 36 çıkması gerekiyordu. İşte size cevabın 36 olması durumu. C şıkkı ya da aslında bizim gerçekte D şıkkı. 400'den küçük kaç tane sayı yazılabilir? Şimdi 400'den küçük demek sayının yüzler basamağıyla alakalı demek. Yüzler basamağına ne yazabiliriz? Yüzler basamağına yazabilecek sayılara bir bak. Yüzler basamağına getirebileceğiniz sayılar 400'den küçük sayılar istendiği için başa 1 yazabilirsin. 2 yazabilirsin, 3 yazabilirsin, 4 yazamazsın, 5 yazamazsın. Yani başa getirilebilecek sayılar ya 1 olur, ya 2 olur, ya da 3 olur. 1, 3, 2 değil, 1, 2, 3. 3 tane seçenek var buraya gelebilecek. Sonra onlar basamağına döndüm. Onlar basamağı için elinizde 5 rakam vardı. Birini yüzlere harcadın, 4 tane kaldı. Birini daha harcadın, 3 tane kaldı. 3, 4, 3, çarp da gel 36. Yani 400'den küçük 36 tane sayı var demektir arkadaşlar. D şıkkı kaç tanesinin ilk ve son rakamı tektir diye sormuş. Kaçının ilk ve son rakamı tek? Yine kutu kutu pense değil, 3 tane çizgi. İlk ve son rakamın tek olmasını istiyorsun. İlk ve son rakamın tek olması demek istediğin yerden başla demektir. Yüzler basamağından başlayalım. Tek rakamlar getirmem gerekiyor. Tek rakamlar 1, 3, 5. 3 tane sayı var. Buraya 3 tane sayıdan biri yazılır. Sonra eğer onlar basamağıyla dikkat ederse, devam ederseniz arkadaşlar sayının birler basamağına tek sayı gelmesini sağlayamayabilirsiniz. Bu yüzden devamı olan yer birler basamağı olmalı. Birler basamağına geldiğiniz zaman buraya da tek rakam gelecek. Biz tek rakamlardan birini yüzler basamağına kullanmış olduğumuz için birler basamağına 2 tane rakam gelebilir. Onlar basamağına döndüğün zaman elinde 5 tane rakam vardı. Bunlardan birini birlere yazdık, birini yüzler basamağına yazdık. Birini yüzlere, birlere, birini yüzlere yazdık. 2 rakam gittiği için onlar basamağına 3 tane rakam gelebilir. Yani buraya 3 rakam gelebilir. 3, 3, 2 çarparsın 18 tane ilk ve son rakamı tek sayı yazabilir demektir arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz daha arkadaşlar. Deminki sorunun bir beden büyüğü aslında. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarıyla rakamları farklı. 4 basamaklı. Kaç sayı yazabilir? Çözerek devam edelim. Şimdi 4 basamaklı ve sayılar, rakamlar belli. Rakamlar da farklı olacak. Öncül hepsine ait 4 tane kutu. Şimdi sayının neresinden başladığın çok da önemli değilmiş gibi duruyor olabilir aslında bir önceki soruya bakarak kıyaslamaya kalkıştığınız zaman, ama arkadaşlar birler basamağından başlarsanız eğer burada, yani nereden başlamanız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Eğer gidip de burada birler basamağından başlarsanız binler basamağına sıfırın gelmemesi gerektiğini göz ardı etmiş olursunuz. Bizim burada bu sayının 4 basamaklı olmasını sağlama şartımız başa sıfırın gelmemesiyle ancak mümkün. Dolayısıyla başa sıfır gelmemesi gerektiği için sayının öncelikle binler basamağından başlıyorum yerleştirmeye. Buraya kaç tane rakam gelebilir diye baktığın zaman elinizde 0'dan 6'ya kadar 7 rakam var. Binler basamağına 0 gelemeyeceği için 0'ı es geçiyorum. Buraya 6 tane sayı yazabilir diyorum. Şimdi geldim yüzler basamağına. Elimizde 7 rakam vardı. 0'ı es geçtik ama şimdi dahil edebiliriz buraya. Elimizde 7 rakam vardı. Bu rakamlardan bir tanesini binler basamağına yazmış olduğumuz için geriye 6 tane rakam kalır. Çarpı 6. Tekrar bir rakam daha kullanmış olduğumuz için 5. Bir tane daha kullandığımız için 4. 6, 6, 5, 4 diyorsun. Dolayısıyla bu sayıların hepsini çarptığınız zaman kaç gelir? 180, 720. 720 tane 4 basamaklı rakamları farklı sayı yazılabilir demektir arkadaşlar. 5 şıkkı kaç tek sayı yazılabilir? Kaç tane tek sayı yazabileceği sorulmuş. 4 tane kutu değil, 5 tane kutu çizdik. Kaç tane tek sayı yazabilir? Şimdi sayının tek olmasını belirleyen yer sayının birler basamağı. Birler basamağından başlıyorum. Başa sıfır yine gelmemeli arkadaşlar. Birler basamağına geldiği zaman birler basamağına gelebilecek kaç tane rakam var diye bakarsan sayının tek olmasına düşündüğün zaman 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. Yani bu sayının tek olması için birler basamağına gelebilecek rakam adedi 3. Döndüm şimdi binler basamağına. Binler basamağına gelebilecek rakam adedi. Elinizde 7 rakam var. Bunlardan birini, 1, 3, 5'ten birini birler basamağına harcadığınız için 6 tane kaldı. 0 da başa gelemeyeceği için 5 tane kaldı. Yani başa gelebilecek rakam adedi 5. Döndüm tekrar onlar yüzler basamağına. Elinizde 7 rakam vardı. Bir tanesini birler basamağına yazdınız. Bir tanesini
binler basamağına yazdınız, ikisi gitti. Dolayısıyla yüzler basamağına 5 tane sayı kalacak. Bir daha kullandığınız zaman 4 tane kalacak. 5, 5, 4, 3 çarptığınız zaman 300. 300 tane tek sayı yazabilir demektir. C şıkkı kaç tane çift sayı vardır? Aslında biz bunu yine çözdük. 720 tane toplamda sayı var. 300 tanesi tek sayı. 720-300'den 420 tane çift sayı olduğunu söyleyebilirsin. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de yine bu kutu şeklinde çözmek. İkinci yöntemle biz bunu çözelim. 420 çıkacak cevabı. Ama burada bir ayrıntı var. Şimdi lütfen burayı dikkat dinleyin arkadaşlar. Sayının çift olabilmesi için birler basamağına çift sayı gelmesi gerekir. Peki nasıl olur? Birler basamağına çift sayı gelecek. Peki kimler gelebilir diye bak. Ya 0 gelir, ya 2 gelir, ya 4 gelir, ya 6 gelir. Bak arkadaşım, burada diyorum ki birler basamağına 0, 2, 4, 6'dan biri gelecek. 4 tane diye olabilir. Bu yanlış olan çözüm. Şimdi birler basamağına 0'ı yerleştirdiysen binler basamağına gelebilecek rakam adedi 0 birler basamağına yerleştirilmiş olduğundan elinize 7 rakam var. 0'ı sona aldığınız için buraya 6 tane sayı gelebilir demeniz lazım. Eğer birler basamağına 0 gelmediyse 2, 4, 6'dan biri geldiyse binler basamağına elinizde 7 rakam var. Birini birler basamağında harcadınız. 6 tane kaldı. Sıfırın da başa gelmemesi gerektiği için sıfırı da ayırmanız lazım. 5. Buraya 5 tane demeniz lazım. Dikkat ederseniz buradaki durum şu. Birler basamağına 0 geldiyse başa 6 tane gelebilir. Birler basamağına 0 gelmediyse başa 5 tane gelebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda sıfırı koydun mu koymadın mı bilemediğin için bunu tek bir tablo üzerinde gösteremez. İşte bu yüzden sayıyı bölmen gerekir. Yani şöyle bölmen gerekir. Bu yanlış. Birler basamağına 0 geldiyse ne olur? Birler basamağına 0 değil de 2, 4, 6'dan biri geldiyse ne olur? Birler basamağına 0 geldiyse eğer diyorum başa döndüm. Birler basamağına 0 geldiyse elinde 6 rakam var 6 gelir. Buraya 5 tane gelir. Buraya 4 tane gelir. 0 zaten 1 tane. 6, 5, 4 çarptığınız zaman 120 tane buraya gelir. Sonra 2, 4, 6'ya yazdıysak eğer birler basamağına 3 tane seçenekten biri gelir. Binler basamağına elinizde 7 rakam var. Bu rakamlardan birini birler basamağında kullandınız 6 tane kaldı. 0 da başa gelemeyeceği için bir tane de buradan eksiltiyorsun. 5 tane. 0 dahil ediyorsun. 5, 4. 5, 5, 4, 3 çarptığınız zaman 300 olur. 120 tane 0'la biten sayı, 300 tane 0'la bitmeyen sayı olduğundan bu ikisinin toplamı olan 420 tane sayı yazılabilir dersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfırın olması ve olmaması durumu incelenir. Bana sorarsanız hiç burayı karıştırmayın. Çift sayı soruluyorsa bütün sayıları belirledikten sonra tek sayıların adedini... Şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Kümesinin elemanlarıyla en az 2 basamağı aynı olan kaç tane 3 basamaklı sayı yazılabilir diye sormuş. Şimdi öbürkü soruya benzer gördüğünüz gibi ama biraz farklı bir tarafı var. Farklı olan tarafı şu. Öbür sorularda rakamları farklıdır diye soruyordu. Burada en az 2 basamağı aynı olsun şartı var. Şimdi en az 2 basamağı aynı olsun demek şu demek. Sayının ya 2 basamağı aynı olsun ya 3 basamağı aynı olsun demektir. Bunları teker teker belirlemek yerine yazılabilecek bütün sayılardan rakamları farklı olanları çıkarırsak geriye ya 2 basamağı ya da 3 basamağı aynı olanlar kalır ki zaten bu da istediği şey bizden. Yazılabilecek bütün sayıları belirliyorum. Bak 3 basamaklı bu kümenin elemanları ile yazabilecek bütün sayılar. Buraya gelebilecek sayı adedi 5. Şimdi rakamları farklı olan ve olmayan bütün sayıları yazmaya kalkıştığımız için onlar basamağına gelebilecek sayı adedi 5 değil, özür dilerim 4 değil 5'tir. Tekrar birler basamağına geldiğiniz zaman kullandığım rakamı bir kez daha kullanabileceğim için rakamları farklı ifadesini kullanmadığımız için yine buraya 5 tane sayı gelir. Yani 5, 5, 5'ten 125 farklı sayı yazabilir. Rakamları aynı veya rakamları farklı. Sonra rakamları farklı olan sayıları belirliyorum. Rakamları farklı olan sayılar için arkadaşlar yüzler basamağına gelebilecek sayı adedi 5 rakam var 5 tane. Onlar basamağına döndüğünüz zaman elinizde 5 rakam var. Bir tanesi azalacağı için 4 tane. Birler basamağına bir tane daha kullanıp azalttığım için 3 tane. Yani toplamda 60 tane sayı gelir. Sayı yazılabilir. 125 tane sayı var toplamda.
60 tane de rakamları farklı olan var. Dolayısıyla bu rakamlarla yazılabilecek 125-60'tan 65 tane sayının ya iki basamağı aynıdır ya da üç basamağı aynıdır. İşte çözüm için uygun bir yöntem arkadaşlar. Burada da Deli Ayşe'nin sorusu var. Bu yakın tarihte bir sınav sorusu ki tip olarak farklı olsa da çözüm şekli olarak diğer sorulardan çok da farklı değil arkadaşlar. Ayşen elindeki değişik renkteki 8 boya kalemini kullanarak yukarıdaki şekilde verilen 6 kareyi 3 ve 6 numaralı kareler aynı renkte, diğer kareler de bu karelerden ve birbirlerinden farklı renkte olmak koşuluyla boyamak istiyor. Ayşen boyama işini kaç farklı şekilde yapabilir diye sormuş. Bak arkadaşım, şimdi tek istediği şey 3 ile 6'nın aynı renk olması. Birinci kutuya geldim. İstediğin yerden başla. Birinci kutuya geldiğin zaman birinci kutuyu boyayabilecek elinizde kaç tane boya kalemi vardır diye bakmanız lazım. Birinci kutuya gelebilecek 8 tane boya kaleminiz olduğundan birinci kutu 8 farklı şekilde boyanabilir. İkinci kutuya geldiğiniz zaman artık elinde kutuların birbirlerinden farklı renkte boyanması istendiği için artık elinizde 8 değil bir boya kalemi kullanıldığı için 7 farklı boya kalemi kalır. Sonra dördüncü kutuya geldiğiniz zaman bir kutuda bir kalem daha eksilteceğim için buraya 6 farklı boya kalemiyle boyama yapılabilir. Sonra 5 numaralı kareye geldiğiniz zaman buraya 5 farklı boya kalemiyle boyama yapılabilir. Burada yapılabilecek bir hata şu olabilir arkadaşlar. 3 ve 6 numaralı kareye geldiğiniz zaman 6 numaralı kareyi 4 renkte, 3 numaralı kareyi de 4 renkte boyayabilirim diyerek hata yapılabilir. Bu hata neden? Burada 3 ve 6 numaralı renkte numaralı kareler aynı renkte boyanacağı için tek bir boya kalemiyle boyuyorsunuz bunları. Yani birine 4, diğerine 4 değil. İkisine birden 4 farklı boya kalemi kullanılabilir. Yani 3 numaralı kareye de 6 numaralı kareye de ikisine birden tek bir kalem seçilir. 4 farklı kalemle boyanır. Yani bu işin tamamı 8, 7, 6, 5, 4 farklı şekilde boyanır. Bu da 56 kere 30 kere 4 olur. 56 kere 30 168 bu 0,4. Bu da 6400 6720 yapıyor galiba. 6420 daha evet 6720. 6720 farklı şekilde bu kutular boyanabilir. Gördüğün gibi Ayşen'de biraz problemler var. Bu çocuğun aldırılması lazım. 10 soruluk bir sınavda her sorunun 5 seçeneği vardır. Arda da gelelik sorunun cevabı aynı olmamak şartıyla cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabilir demiş. Arkadaşım 10 tane sorumuz var. Her birinin 5 tane cevap anahtarı var. 5 tane şıkkı var. Bu şekilde devam ediyor. En son 10. soruya kadar. Şimdi birinci soruya geldiği zaman birinci sorunun 5 tane cevap şıkkı olduğundan birinci sorunun cevap anahtarı ya A'dır ya B'dir ya C'dir ya D'dir ya E'dir. 5 tane seçenek vardır. Dolayısıyla şu birinci kutunun boyanabilmesi için elde 5 tane seçenek var. İkinci kutuya geldiğiniz zaman tamam burada yine 5 tane seçenek var ama arkadaşlar soruda söylenen bir detay var. O detay şu, arka arkaya gelen iki sorunun cevabının aynı olmama şartı var. Biz birinci sorunun cevabını ister A, ister B, C veya D veya E hangisini yaparsanız yapın. Bu cevaplardan bir tanesi seçilmiş olacağı için ikinci soruya geldiğiniz zaman artık elinizde bir üstteki şık da aynı olmama şartı olduğundan 5 değil 4 tane doğru cevap hakkınız vardır. Yani ikinci soruya 4 seçenek belirlenebilir. Bunlardan biri işaretten de rastgele işaret diyorum. Bir sonraki soruya geldiğiniz zaman, üçüncü soruya geldiğiniz zaman, ikinci soruda yine sorulardan bir tanesi doğru cevap, şıklardan bir tanesi doğru cevap olarak belirlendiğinden yine 4 tane vardır. Üçüncü soruya, dördüncü soruya geldiğiniz zaman yine 4 tanedir. Ve bu şekilde devam ederek geldiğinizde en son soru için yine 4 tane. Çünkü 9. soru bir cevap anahtarı işaretlendiğinden 9 ve 10. sorular arasında bir şık eksilmesi olacak. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da bu sınavın cevap anahtarı 5, 4, 4, 9 tane 4'ün çarpı yani 5 çarpı 4 üzeri 9 farklı şekilde bu sorunun cevap anahtarı hazırlanabilir arkadaşlar. Şöyle bir örnek deminkine benzer az bir farkı var sadece. Şekildeki kareler aynı satırda veya sütunda ya da sütunda sadece bir kare olmak üzere boyanacaktır. Kaç farklı şekilde boyama yapılabilir? Şimdi gel birinci satıra. Birinci satıra geldiğiniz zaman bu 5 tane kutudan birini boyayacaksınız. Dolayısıyla 5 tane seçenek vardır. Kutulardan bir tanesini, karelerden bir tanesini boyadın. Atıyorum bu boyanmış olsa. Bir alttaki satıra yani ikinci satıra geldiğiniz zaman her satırda ve sütunda bir tane boyansın dediği için
İkinci satırda bir üst satırdaki kareyle çakışmayacak şekilde boyama yapıldığından ya bu ya bu ya bu ya da bu boyanabilir. Dolayısıyla burada 4 farklı şekilde boyanabilir. Üçüncü satıra geldiğiniz zaman ikinci satırda kutulardan birini boyadınız yine. Bir alt satıra, üçüncü satıra geldiğiniz zaman her satırda ve sütunda bir tane kare boyansın dediği için ya bura boyanabilir. Ya bura boyanabilir ya da bura boyanabilir. Çünkü her satırda ve sütunda bir tane boyanması istenmiş. Bu üçüncü satıra geldiğiniz zaman üçüncü satırda boyanabilecek kare sayısı 3'tür. Bir alt satıra gel, boyanabilecek olanlar, tabii biz burada bir tane daha boyadık. Dördüncü satıra geldiğiniz zaman neyi boyayabilirsiniz? Ya bu boyanır ya bu boyanır. İki tane, son satıra geldiğiniz zaman bir tane. Yani bu işin tamamı 5, 4, 3, 2, 1 eşittir 120 farklı şekilde boyanabilir arkadaşlar. Diğer sorudaki farkı şu. Öbür soruda 5, 4, 4, 4, 4 diye devam etti. Çünkü arka arkaya gelen iki sorunun cevabının aynı olmaması isteniyordu. Ama burada aynı bir satırda ve sütunda sadece bir kare boyansın dediği için her seferinde eksilerek devam ediyor. İşte bu yüzden 120 farklı şekilde boyama yapılabilir arkadaşlar. Şöyle bir örnek. 3 mektup 3 farklı 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Soruyu şöyle bir ufak bir değişiklikle çözelim. 4 olsun, 4 mektup 3 posta kutusuna. Şurada burada çokça görülebilecek bir örnek tarzı. Her yerde vardır ve öğrenciler genelde bu soruda çok takılır. Oysa ki çok çok kolay bir soru. 4 tane mektup var, 3 tane posta kutusu var. Kaç farklı şekilde atılabilir? Posta kutusu 1, posta kutusu 2, posta kutusu 3. Şu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü. Arkadaşım, şimdi elindeki mektuplardan birini aldın. Mektuplardan bir tanesini aldığınızda kaç tane posta kutusuna atabilirsiniz diye düşündüğünüz zaman ilk mektup 3 farklı posta kutusundan birine atılabilir. Mektubu bunlardan herhangi birine attın. Şimdi ikinci mektuba geldiğiniz zaman posta kutusu sayısının bir eksileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama aynı posta kutusuna iki kere atmamamı istemediği için aynı posta kutusuna bir kere daha mektup atabilirim. Yani elimde hala 3 tane posta kutusu var. 3. Diğer mektubu aldığınız zaman yine hala 3 tane posta kutusu var. Bu da 3. Son mektubu aldığınızda bu da 3. Yani 3 üzeri 4, 81 farklı şekilde bu mektupları bu posta kutusuna atabilirsiniz arkadaşlar demektir. Çok şöyle fantastik bir örnek. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile yazılabilecek 3 basamaklı rakamları farklı tüm sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 40. sayı kaçtır diye sormuş veya kaç olur. Şimdi yapılacak şey burada aslında teker teker saymak tabii ki değil arkadaşım. Şimdi baştan 40. sayı da nasıl bir sayı olmalı bu adam diye düşünüyorum. Önce 1 ile başlayan sayıları belirlemeye çalışıyorum. Sonra 2 ile başlayan sayılar, sonra 3 ile başlayan sayılar, 4 ile başlayan sayılar ve 5 ile başlayan sayılar. Ki artık sonlara doğru gerek bile kalmayacak, şöyle kalmayacak. 1 ile başlayan kaç tane sayı var? Rakamları farklı ifadesinde olduğuna da dikkat ederek bakın arkadaşlar. Bir rakamı başa gelecek şekilde buraya kaç tane rakam gelir? 4 tane. Buraya 3 tane. Yani 1 ile başlayan 12 farklı sayı yazabilir. Aynı duygularla gel. 2 ile başlayan sayıları belirle. Yine buraya 4 tane, yine buraya 3 tane gelir. 12 tane olur. 3 ile başlayan sayılar buraya 4 tane, yine buraya 3 tane gelir. 12. 36 tane sayı saymış oluyoruz burada. 4 numaralı sayı, 4 ile başlayan sayıya geldiğiniz zaman ise buraya yine 4 tane gelir. Buraya yine 3 tane gelir. Yine 12 tane olur. 12 tane de buradan yazarsınız. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada şöyle bir şey var. Bizim aradığımız sayı küçükten büyüğe doğru dizildiğinde baştan 40. sayı olduğu için bu sayı 3 ile başlayan sayılarla 4 ile başlayan sayıların arasında bir yer olmalı. Çünkü bak 12 tane burada var. 12 tane burada var, 24 tane etti. 12 tane burada var, 36 tane etti. Dolayısıyla bizim aradığımız sayı 40. sayı olduğu için 36. sayıdan sonra yani 4 ile başlayan sayıların arasında olmalı. 4 ile başlayan sayıların arasında bulunacağı için 4 ile başlayan hangi sayı 40. sayıdır diye bakıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi biz 36 tane sayı saydık. Şimdi buraya hangi sayı gelebilir diye düşünüyorum. Buraya 1 olsa yanına gelebilecek, yani 410'lu sayılar için konuşuyorum. Yanına gelebilecek sayılardan 2 ile yazarsan 412 olur. 413 ve 415. 3 sayı buraya yazabilirim. Yani biz 12, 24, 36,
3 sayı da buradan yazdık. 39 oldu. Buradaki sayılardan biri değil. Bir sonraki basamağa geçiyorum. 4, 2 yanına gelebilecek sayı. Biz şu an şurada 3 tane daha saydık. 36 tane sayımız vardı. 12, 12, 12'den 3 tane daha saydık. 39 oldu. 421 dediğiniz zaman bu sayı baştan 40. sayı olur arkadaşlar. İşte size baştan 40. sayı. 421 demektir. Şimdi permütasyon kısmı var arkadaşlar. Permütasyon n tane nesnenin, yani belli sayıda bir nesnenin bir kısmının, r tanesinin her bir dizilimine, ki burada dizilim önemli, n'in r'li permütasyon denir. N tane nesnenin r tanesinin her bir dizilimine n'in r'li permütasyon denir. Permütasyon bu. Şimdi permütasyon bu da formül olarak da şöyle verilir. P n r eşittir n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. İşte permütasyon formülü bu arkadaşlar. Daha somut olarak şöyle bir örnek vereyim ben size. 5 kişi 3 kişilik banka kaç farklı şekilde oturur? Tanım bu. Tanıma bağlı olarak şimdi bu örneği şöyle yorumlamaya çalışalım. 5 kişi 3 kişilik bir banka kaç farklı şekilde oturur? Burada yapılacak işler 5 kişiden sadece 3 tanesinin o banklara farklı şekilde oturuşlar. Yani aslında farklı dizilişlerini kastediyor burada. Formüle göre uyguladığınız zaman 5'in 3'lü permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyelden 5 faktöriyel 120 yapar, alt taraf 2 faktöriyelden 2 yapar. 120 bölü 2 gelir, 60 farklı şekilde oturduğunu söyleriz. Bak aslında bu zaten benim size bundan önceki kısımda anlattığım şeyin aslında aynısı. Permütasyon sadece biraz daha değerlerin toparlanmış hali oluyor. 5 kişi, bu soruyu şöyle de çözebilirsin. 5 kişi 3 kişilik bir banka oturacak. Şimdi birinci banka geldiğin zaman, bu banktaki koltuklardan ilkine geldiğin zaman buraya oturabilecek kişi sayısı elinizde 5 tane adam bulunduğu için 5. İkinci yere kişilerden bir tanesi oturduğu için 4 tane adam kalır. Üçüncü yere kişilerden bir tanesi yine oturup azaldığı için 3 tane kalır. 5, 4, 3 dersin ki 60. Bu adamların bu banka kaç farklı şekilde oturacağı sorusunun cevabı böyle de bulunabilir. Peki şöyle olsaydı soru. 5 kişi 5 kişilik banka kaç farklı şekilde oturur diye sorsaydı. 5 kişi 5 kişilik banka kaç farklı şekilde oturur diye sorsaydı. Burada yapılacak şey aslında permütasyonun benim çok sık kullanacağım tarafı burası olacak arkadaşlar. 5 kişinin 5'li oturuşların sayısı, yani aslında 5 kişinin 5'li dizilişlerin sayısı 5'in 5'li permütasyonu demek. Dolayısıyla 5 faktöriyel bölü 5 eksi 5'ten 120 bölü 0 faktöriyel, ki kendileri 1'dir, 120 bulmak demektir. Aslında benim burada yapacağım şey, sıklıkla kullanacağım şey bu. Bir belirli sayıda olan bir nesnenin bütün nesneleri, belirli sayıda olan bir nesne grubunun tamamının dizilişinin sayısı n faktöriyeldir. Yani n'in n'li permütasyonu direkt n faktöriyeldir. Benim de burada sıklıkla kullanacağım şey bu olacak arkadaşlar. 5 kişiyi diziyorsam 5 faktöriyel. 7 kişiyi diziyorsam 7 faktöriyel. 8 tane kişiyi veya nesneyi diziyorsam 8 faktöriyel diye söylenir. İşte işin kuralı, burada benim sıklıkla kullanacağım tarafı bu. Bak bununla ilgili de permütasyonu formülüyle alakalı şöyle bir örnek var. Pn2 artı Pn1 eşit 36 olduğuna göre n kaçtır? Bu tarz bir soru belki çıkabilir karşınıza. Permütasyonun temel formülüyle alakalı olan bir soru. Şimdi kuralı uygulayalım. N'in ikili permütasyonu demek. N'in ikili permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel artı n'in birli permütasyonu demek de n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir 36 demek. Şimdi burada n sayısını bulabilmek için ta sayılar kısmında faktöriyelden hatırlayın arkadaşlar. Ben bu tarz soruyu ise ta faktöriyel kısmında çözmüştüm. Bunun için bu faktöriyelli işlemlerde sadeleşme yapabilmek için büyük olan faktöriyelli sayı küçük olan türünden yazılır. Yani burada ilk ifadede şundan bahsediyorum. N faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel ifadesinde n faktöriyel daha büyük, n eksi 2 faktöriyel küçük olduğu için bu adamın sonucu n faktöriyel n eksi 2 faktöriyel türünden yazdığınız zaman önce kendisi, sonra 1 eksiği, sonra bir daha eksiği faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel artı sağ taraf yine burada ikinci ifadede n faktöriyel daha büyük olduğu için önce kendisi,
Sonra 1 eksi faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir 36. İfade bu halde yazıldıktan sonra sadeleşecek kısımlar var. Sadeleşecek kısımları gönder. Bununla bu gider. Bununla da bu gider. Geriye kala kala n çarpı n eksi 1 artı n eşittir 36 kalır. İşte bu denklemi sağlayacak sayıyı ister deneyerek bul, ister denklem çözerek bul ki artık çarpanlar ayırmayı da anlattığım için bu ifade çarpanlar ayrılarak da çözülebilir. Ama her kestirme yolu şıklar üzerinden gitmek veya uygun bir sayıyı n'in yerine vermek. N'in yerine bir sayı ver ki n'in yerine galiba 6 verdiğimiz zaman oluyor. N'in yerine 6 verdiğiniz zaman 6 çarpı 5 artı 6 eşittir 36 ettiğinden n'in değeri 6 demektir arkadaşlar. Yani bu denklemdeki n değeri 6 demektir. Zaten bizden istediği şey de buydu. Şimdi yine de asıl permütasyon. Permütasyon nasıl bu şekildeki dizinin sorularındaki en çok kullanılacak kısım buralarda oluyor aslında. 4 matematik 3 fizik kitabı bir rafa dizilecektir. Kaç farklı şekilde dizilebilir? B şıkkı matematik kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir? C şıkkı fizik kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir? Sorularının cevapları. A şıkkını çözerek başlayalım. Bak arkadaşım. Elinizde 7 tane kitap olduğunu görüyorsunuz. 4 matematik 3 tane fizik kitabı var. 7 tane kitap var. A şıkkında dikkat ederseniz hiçbir koşul yok. Yani 7 tane kitabın 7'li olan bütün dizilişlerinin sayısını arıyorum. 7 kitabın 7'li dizilişlerinin sayısı yani özetle 7 tane nesnenin 7'li dizilişlerinin sayısı 7'nin 7'li permütasyonudur. Ben size demiş şurada bir şey söylemiştim. Demiştim ki benim çok sık kullanacağım yer şurasıdır. Bir sayının kendisi kadar permütasyonu alındığı zaman yani n'inden de permütasyonu alındığı zaman n faktöriyel çıkar. Bu sebeple 7 kitabı dizdiğiniz zaman 7 kitabın tüm dizilişlerinin sayısı 7'nin 7'li permütasyonundan direkt 7 faktöriyeldir. Yani A şıkkının cevabı 7 faktöriyel cevap bu. Hocam bunu hesap edecek miyiz? Ya gerek yok arkadaşım çünkü 7 faktöriyel çok büyük bir sayı. Eğer soru buysa direkt cevabını yazmak yerine 7 faktöriyel olarak yazar. Şıklarda 7 faktöriyel bulursunuz. B şıkkı matematik kitapları yan yana. İşte bak permütasyon sorularının soru stillerinden bir tanesi. Dizdiğin nesneler içinde belli bir kısmının bir arada olma şart. Matematik kitaplarının yan yana olmasını istiyorsun. Matematik kitaplarının yan yana olması demek şu demektir. Matematik kitapları 4 taneydi zaten. Bu şekilde yan yana olsun. Fizik kitapları rastgele diziz. Ben hepsini yan yana dizdim ama istediği şey bu değil aslında. Matematik kitapları veya dizdiğiniz nesnelerden birbirinin aynısı olanların yan yana olmasını isteme durumu varsa arkadaşlar yan yana olacak nesneleri birbirine yapıştırırsınız. Hani bunların hepsini tek bir kutuya koyuyorum diye düşün. Bunların hepsini birbirine yapıştırdığımı düşün. Matematik kitapları yan yana olacağından bu adamları tek bir kitap olarak düşünüyorum. Tek bir kutunun içine koyduğumu düşünüyorum. Bunları tek bir kutu olarak diziyorum. Şimdi şu anki haliyle dizmeye kalkıştığınız nesnelere baktığınız zaman bir tane fizik, bir fizik, bir fizik, üç fizik kitabı var. Üç nesne. Bir de bu matematik kitaplarının içinde bulunduğu paket olduğundan toplamda 4 tane nesne vardır. 4 tane nesnenin tüm dizilişlerin sayısı 4'ün 4'lü permütasyonundan 4 faktöriyeldir. Çarpı, şimdi burada dikkat edecek bir detay daha var. Biz bütün bu kutular, bütün nesneleri dizdik. 3 fizik kitabı, bir de matematik kitaplarının içinde bulunduğu kutu. Yani 4 nesnemiz var. 4 faktöriyel kadar dizilimleri var. Sonrasında ise matematik kitapları kutunun içinde, kutunun dışına çıkmadan matematik kitapları da kendi aralarında yer değiştireceği için matematik kitaplarının dizilişleri de vardır burada. Matematik kitapları kutunun içine, kutunun dışına çıkmadan 4 tane olduğu için 4 kitap 4 farklı şekilde dizileceğinden matematik kitapları da kendi aralarında 4 faktöriyel kadar dizilir. Yani 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel hesap edelim. 24 kere 24 576 farklı şekilde dizilir arkadaşlar. Önce tamamını diziyorsunuz. Sonra birlikte olmasını istediğiniz adamları paketleyip paketin içinde diziyorsunuz. Çünkü bu adamların birbirinden ayrılmama şartı var. C şıkkına gel. Fizik kitapları yan yana olmak şartıyla demiş. Fizik kitapları yan yana demiş. Fizik kitaplarını birbirine yapıştırdım. Tek bir kutunun içine koydum. Matematik kitaplarını salıverdim gitti. Şimdi bu haliyle dizmeye kalkıştığınız zaman elinizdeki nesne sayısı 4 tane matematik kitabı var ve bir tane de paket var. 5 tane adam var burada dizilecek. Bu 5 adamın dizilişlerinin sayısı 5 faktöriyeldir. Çarpı fizik kitapları da paketin dışına çıkmadan paket içinde kendi aralarında yer değiştireceği için çarpı 3 faktöriyelde fizik kitaplarının sayısı kadar gelir. 120 kere 6, 720 olur.
Burada sormamış ama şu da olabilirdi. Matematik kitapları yan yana, fizik kitapları yan yana deseydi ne olurdu? Bu da değişik olsun. Matematik kitapları yan yana, fizik kitapları yan yana diyorsa eğer. Şimdi matematik kitapları yan yana diyor, matematik kitaplarını paketliyorum. Fizik kitapları yan yana diyor, fizik kitaplarını paketliyorum. Şu anki haliyle arkadaşım, elinizdeki dizilecek nesne sayısı 1 matematik kitaplarının paketi var, 2 fizik kitaplarının içinde bulunduğu paket var. Yani elinizde 2 nesne var. 2 nesnenin dizilişlerinin sayısı 2 faktöriyel. Ama daha bitmedi. Çünkü matematik kitapları bulunduğu paket içinde kendi aralarında yer değiştirir. Matematik kitapları 4 tane olduğundan 4 faktöriyel. Fizik kitapları bulunduğu kutunun içinde yer değiştirir. 3 tane olduğundan 3 faktöriyel. Yani 2 kere 24 çarpı 6. Bu da kaç yapar? 144, 288 farklı şekilde dizilebilir demektir arkadaşlar. İşte şart bu. Şöyle bir örnek daha var. Fadime, Dürriye ve 4 arkadaşı fotoğraf çektireceklerdir. Fadime ve Dürriye uçlarda olmak şartıyla kaç farklı poz verebilirler? Şimdi arkadaşım hani burada şöyle bir şey düşünme de kaç farklı poz verirler derken burada şunu düşünmüyorsun tabii ki. Biri diğerine kulak yapar, arkadan nanik yapar, biri diğerini kucağına yatar falan diye bir şey düşünmüyorsun. Burada düşünülecek şey şu. Bu adamların yan yana dizildiğini ve aralarında yer değiştirdiğini düşünüyorsun. Yoksa hani kaç tane olduğunu sayamazsın. Biri öbürüne kulak yapar, biri öyle öpücük atar, biri diğerine sarılır, farklı pozlar çıkar ortaya. Bu değil kastedilen şey. Fadime, Dürriye ve 4 arkadaşı birlikte fotoğraf çektireceklerdir. Fadime ve Dürriye'nin uçlarda olma şartı var. Şimdi Fadime başta olacak, Dürriye uçta olacak veya Fadime ile Dürriye kendi aralarında yer değiştirecek. Dürriye sol başa, Fadime sağ başa geçecek. Aradaki 4 kişi uçlara kesinlikle gelmeyecek. Şimdi kaç farklı diziliş olabilir sorusunun cevabı. Bak önce bu adamları bulunduğu yerde diziyorum. Eğer burada gidip de 6 kişi vardır, 6 kişinin tüm dizilişlerin sayısı 6 faktöriyeldir dersen gider. Çünkü Fadime ve Dürriye'nin uçlarda olma şartı 6 faktöriyel dediğiniz zaman ciddiye alınmamış oluyor. Fadime ve Dürriye dizilime dahil olmamalı. Bu adamlar uçlarda olacağı için ortadaki 4 kişi kendi aralarında dizilmiş olmalı. Yani bu yanlış olan, doğru olanı şu. 4 kişi kendi aralarında dizilir. 4 faktöriyel kadar dizilir. Fadime ve Dürriye kendi aralarında yer değiştireceği için Fadime sağ başa, Dürriye sol başa geçer. 2 kişinin de kendi aralarındaki dizilişlerin sayısı 2 faktöriyel olur. Yani 24 kere 2'den 48 tane olduğunu söylersin. Cevap bu. Peki soru şöyle sorulmuş olsaydı. Fadime ve Dürriye birlikte olacak. Diğer 4 arkadaşın nerede olduğu çok önemli. Yani soru şöyle olsaydı, toparlayamadım. Fadime ve Dürriye birlikte olmak şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler deseydi. Fadime ve Dürriye'nin birlikte olması demek, Fadime ve Dürriye'yi birlikte al, kalan 4 kişiyi sallama demektir. 5 kişi çizdim, 4 kişi olacak. Fadime ve Dürriye birlikte olacak. 4 kişinin nerede olduğu çok önemli değil. Fadime ve Dürriye aralarına da gelebilir. Şimdi dizileceğin nesne sayısına bakarsın. 4 kişi var. Bir de Fadime ve Dürriye'nin bulunduğu paket var. 5 faktöriyel çarpı Fadime ile Dürriye kendi aralarında yer değiştireceği için çarpı 2 faktöriyel daha gelir arkadaşım. Yani 120 çarpı 2'den 240 farklı şekilde bu adamlar dizilebilir demektir. Şöyle bir örnek. 3 kız 4 erkek bir banka yan yana oturacaktır. Kızlar bir arada olmak şartıyla, erkekler bir arada olmak şartıyla, iki erkek arasında bir kız gelmesi şartıyla, iki kız yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? C ve D şıkları burada farklı. Çözelim. Bizim cemaat 3 kız 4 erkek olmak üzere 7 tane, 7 kişiden oluşan bir grup. Kızlar bir arada olmak şartıyla demiş de ben önce şunu da bir söylemek istiyorum. 3 kız 4 erkek bir banka yan yana oturacaktır. Hiçbir şart olmasaydı. Şıklardan birini değil başka bir soruyu söylüyorum. Hiçbir şart olmasaydı 7 kişi bu banka kaç farklı şekilde oturabilir diye sorsaydı bunların tüm oturmalarının sayısı 7 kişi olduklarından 7'nin 7'li permütasyonudur yani 7 faktöriyel olur derdim. Ama bunu sormamış A şıkkı. Kızların bir arada olma şartını istiyorsun. Kızları paket yap diyor. Kızları paketledim. 3 tane kızımız var. 4 tane de erkek var. Erkekleri salıverdim gitti. 4 tane erkek var. Şimdi kızların bir arada olmasını istiyorsun. Erkeklerin herhangi bir şartı yok. Kızları paket yaptım kızların bir arada olma şartı istendiğinden. Elinizdeki malzeme sayısına bakarsanız 4 erkek var bir de paket var. 5 faktöriyel. Çarpı kızlar bulunduğu paket içinde birbirlerinden ayrılmadan dizilecekleri için 3 faktöriyel daha gelir. Hani hesap edilir mi? Edilir galiba. 120 kere 6 olur.
720 farklı şekilde bu adamlar oturur. Manyak olmaları lazım bu kadar hesabı yapmaları için. B şıkkı, erkekler bir arada olmak şartıyla diye sormuş. Erkeklere paketliyorum. 4 tane erkek birbirine yapıştı. Paket içindeler. Kızları salıverdim gitti. 3 tane kızımız var. Şimdi dizilecek nesne sayısına baktığınız zaman 3 kız var. Bir de erkek paketi var. 4 tane oldu. 4 kişi 4 faktöriyel kadar dizilir. Ve erkekler de kendi aralarında dizileceği için 4 tane erkeğin dizilişlerinin sayısı 4 faktöriyeldir. Yani 24 kere 24 olur. Herhalde 576 olur. Bu da böyle çözülür. Şimdi gelelim C şıkkına. Farklı olan bu zaten. İki erkek arasına bir kız gelmesi şartıyla. İki erkek arasında bir kız nasıl getirilebilir? Yani dizin olarak istediği şey bizden şu arkadaşlar. Erkek, kız, erkek, kız, erkek, kız, erkek. Böyle bir dizilim istiyor. İki erkek arasında bir tane kız yerleşsin. Peki bunu nasıl yaparsın? Bak bu özel bir şart. Bu özel şartı sağlayabilmenin yolu şu. Önce erkekleri dizerim. Erkeklerin geleceği yerler burası, burası, burası ve burası. Erkekleri dizerim. Erkekler bu şekilde oturmalarına karşılık 4 tane erkek 4 faktöriyel kadar farklı şekilde dizilirler. Çarpı diyorum. Şimdi sıra kızlara geldi. Kızların dizilimleri, kızların gelebileceği yerler. Ya buraya gelir, ya buraya gelir, ya buraya gelir. 3 kız var. 3 kızın dizilişlerinin sayısı 3 faktöriyeldir. Veya direkt 3 faktöriyel yazabilirsin. Veya şöyle de yorumlarsın bunu. Buraya kaç tane kız gelebilir? 3 tane. Kızlardan biri oturdu buraya 2 tane. Kızlardan diğeri de oturdu buraya 1 tane gelir. Yani son olarak 3 çarpı 2 çarpı 1 de diyebilirsin. Veya direkt olarak 3 faktöriyel de diyebilirsin. Bu dizilim 2 erkek arasına 1 tane kız gelmesi şartına karşılık gelir. Yani 24 kere 6 144 olur. D şıkkı. Buna yerimiz yetmeyecek herhalde. Şurada çözelim. İki kız yan yana gelmemek şartıyla. Bak. C şıkkına çok benziyor gibi ama tam olarak değil. İki kızın yan yana gelmemesi demek aralarda mutlaka erkeklerin olması demektir. Bu daha da özel bir şart. C şıkkından da özel bir şart. İki kızın yan yana gelmemesi nasıl sağlanır? Aynen erkekleri dizdiğiniz gibi yaparsınız arkadaşlar. Erkekleri dizerim. Erkeklerin dizilişlerinin sayısı 4 tane erkek olduğundan 4 faktöriyeldir. Ama bunu C şıkkıyla ilişkilendirip kızları ben buraya, buraya, buraya oturturum diyorsanız eksik olur arkadaşlar. Çünkü iki kızın yan yana gelmemesi için tamam aralar var ama kızlar şuralara gelirse de iki kız yan yana gelmemiş olur. Kızları eğer bu nokta attığım her yere oturtursanız, nokta attığım yerlerden birini oturtursanız kızların yan yana gelmemiş olma şartı sağlanmış olur. Şimdi kızlardan birini aldık. Kaç tane yerim var oturtabileceğin? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3 tane kızım var. 5 tane yer var. Kızlardan birini aldığınız zaman kızların oturabileceği yer sayısı 5. Kızlardan biri oturdu. Kızlardan diğeri için, kızlardan biri yerlerden birine oturmuş olduğu için 4 tane kalır. Diğer kıza geldiği zaman sıra 3 tane kalmış olur. 5, 4, 3 yeterli. Ya da şöyle düşünebilirsin. 5 tane yere 3 kız oturtuyorum deyip 5'in üçlü permütasyonunu alırsın. Bu 5 çarpı 4 çarpı 3 demek yerine 5'in üçlü permütasyonu da denebilir arkadaşlar. Bu da uygun. Bu da 24 kere 60 yapar. Hemen hemen herhalde 1440 farklı şekilde oturabildikleri sonucuna varır. Bu da böyle bir soru. D şıkkı özellikle biraz fantastik bir örnek oluyor. Yani C normalde. D şıkkı biraz artık uç bir örnek oluyor. Gelelim dönel permütasyon. Dönel, dairesel permütasyon. Dönel permütasyon diye görürsün. Halk arasında bunu zaten yazmışım. Dairesel permütasyon diye de görebilirsin. Dairesel permütasyon veya dönel permütasyon şu şekilde söylenir arkadaşlar. N tane nesnenin bir çember üzerinde yuvarlak bir şekil etrafında tüm dizilişlerinin sayısına dönel permütasyon veya dairesel permütasyon denir. Ve dairesel permütasyon nesnelerden bir tanesini sabit tutarsın. Geriye kalan n-1 tane nesneyi dizersin. Özetle arkadaşım çok fazla sizi bağlayan bir şey değil bu. Dönel permütasyon şu. N tane nesne diziyorsan n-1 faktöriyel kadar farklı diziliş olduğunu söylersin. n-1 faktöriyel bunun formülü. Gel. Ana baba ve 4 tane veletten oluşan bir aile yuvarlak bir masa etrafında oturacaktır.
A şıkkı kaç farklı şekilde oturabilir? B şıkkı anne baba yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilir? C şıkkı anne baba yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? A şıkkının cevabı için. A şıkkında dikkat ederseniz hiçbir koşul yok. B ve C'de koşullar var. A şıkkı için anne baba yan yana, özür dilerim, kaç farklı şekilde oturabilirler diye sormuş. Bizim bu aile ana, baba ve 4 tane çocuktan oluştuğu için toplamda 6 kişilik bir aile. 6 kişilik bir ailenin dairesel bir yuvarlak bir masa etrafında tüm zilişlerinin sayısı 6 kişiyi dizdiğin için demin de söylediğim formül yüzünden 6 eksi 1 faktöriyelden 5 faktöriyel, yani 120 farklı şekilde bu adamlar oturabilir demektir. Bu bir. B şıkkına gel. Anne baba yan yana olmak şartıyla. Bak aslında demin biz bunlarla ilgili çözdük. Fotoğraf çektirecekler dedik, kitap dizecek dedik. Orada ben bu benzer sorular çözdüm. Anne babanın yan yana olması şartını istiyorsun. Masa bu. Şimdi anne baba yan yana olacak. Anne baba yan yana olacağı için bu ikisini birbirine yapıştırıyorum. Tek bir kişi olarak düşünün. Çünkü bu adamlar birbirlerine ayrılmayacaklar. Çocukları sana verdim gitti. Ç1, Ç2, Ç3, Ç4. Bunlar da çocuklar olmak üzere. Şu an anne babayı tek bir kişi olarak düşünerek baktığınız zaman elinizdeki nesne sayısı 4 tane çocuk var. Bir de anne babanın bulunduğu paket var. Dolayısıyla elinizde 5 tane nesne var. 5 nesnenin dairesel dizilişlerinin sayısı, dönen permütasyonlarının sayısı 5 eksi 1 faktöriyeldir. Çarpı anne ile baba tek bir kişi olarak aldık ama anne baba yan yana oturdukları için yer değiştirebilirler. Anne başa, baba öbür tarafa geçer. Anne ile babanın kendi aralarında yer değiştirmelerinin sayısı 2 faktöriyeldir. Yani 5 eksi 1'den 24, 4 faktöriyel gelecek, çarpı 2. Anne baba 48 farklı oturuşta yan yanadır. C şıkkına gel. Anne baba yan yana olmamak şartıyla. Aslında biz bu soruyu zaten A ve B şıklarını çözmüş olmakla beraber zaten aradan çıkarmış oluyoruz. Nasıl aradan çıkarmış oluyorsun? Şöyle oluyorsun. Bu adamların tüm dizilişlerinin sayısı 120'dir dedik. A şıkkında. 120 farklı dizilişten 48 tanesinde anne baba yan yana olduğuna göre 120'den 48'i çıkardığınızda geriye kalan 72 tanesinde anne baba yan yana değildir arkadaşlar. Bu çözüm için uygun bir yöntem. Ama hocam biz önceki sorularda böyle yapmadık. Hepsinden olmayanı çıkarmadık. Aralara yerleştirdik. Şu erkekli kızlı soru vardı ya. Bir önceki soru. Dönel permütasyonun önceki soru. Özellikle C ve D şıkları bunun benzeri olan çözümler. Bu soruyu anne babanın yan yana olmaması şartını aynı demin gösterdiğim örnek gibi de çözersiniz arkadaşlar. Bakın bunu şöyle yaparsınız. Bu daha da fantastik bir çözüm oluyor. Şimdi önce masayı çizelim. Bu masa. Şimdi anne baba yan yana olmayacak. O halde anne baba yan yana olmayacaksa arada mutlaka bir tane çocuk olacak demektir. Çocukları diziyorum. Bu 4 çocuğun tüm dizilişlerinin sayısı 4 kişi olduğundan dairesel dizilişlerinin sayısı 4 eksi 1 faktöriyeldir. Dizdim. Şimdi sıra geldi anne babanın geleceği yerlere. Anne baba nerelere oturabilir? Bak anne babanın oturabileceği, anne baba ya buraya gelir, ya buraya gelir, ya buraya gelir, ya buraya gelir. 4 tane yer var. Şimdi anneyi aldın. Anneye kaç tane yerin var oturtabileceğin? Anneyi aldığın zaman oturtabilecek kaç tane yer var? 4 tane. Çarpı 4. Anneyi aldıktan sonra sıra babaya geldi. Babayı aldığın zaman 4 kişi vardı. Anneyi oturttuğun için, anne bir yere oturduğu için annenin haricinde kalan 3 tane yer olduğundan babanın oturabileceği 3 tane yer vardır dersin. Anneyi bir yere oturttun, babanın oturabileceği 3 tane yer kaldığından 3 farklı şekilde de baba oturabilir. Yani 4 eksi 1'den 3 faktöriyel yapar 6, 4 kere 3'ten 12 yapar, çarparsın yine 72 yapar. C şıkkı uygun ama D şıkkında da C şıkkının birinci yolu uygun, ikinci yolla da soruyu gayet rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Az önceki sorunun bir benzeri. 3 kız 3 erkek yuvarlak bir masa etrafında oturacaktır. A şıkkı kaç farklı şekilde oturabilirler? B şıkkı kızlar bir arada olmak şartıyla, erkekler bir arada olmak şartıyla 2 kız arasında bir erkek gelecek şekilde kaç farklı şekilde oturabilirler? Deminki örneğin bir benzeri arkadaşlar. A şıkkı için bir başla. A şıkkı
Kaç farklı şekilde oturabilir? Burada gördüğün gibi 3 kız 3 erkek var. Toplam 6 kişi var. 6 kişinin tüm dizilişlerinin sayısı hiçbir şart olmadan 6 kişinin dairesel permütasyonu 6-1 faktöriyel yani 5 faktöriyel yani 120'dir. A şıkkının cevabı 120, hiçbir koşul yok. B'ye gel. Kızlar bir arada olmak şartıyla istiyorsun. Kızlar bir arada olmak, kızların bir arada olması demek. Şeklimi çizeyim ben bir. Şimdi kızların bir arada olması demek. Kızları birbirine paketle. Erkekleri bırak gitsin. 3 tane erkek var. Şu anki haliyle bir kızların paketi var. 3 de erkek var. 4 kişi var. 4 kişinin dairesel permütasyonu 4-1 faktöriyel çarpı kızlar kendi bulunduğu paket içinde tekrar yer değiştirir. 3 kızın kendi aralarındaki yer değiştirmelerinin sayısı 3 faktöriyel yapar. Dolayısıyla işlemin sonucu 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 6 kere 6 36 yapar. Aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir ya. Hocam tamam bütün dizilişlerin sayısını dairesel permütasyonla 4-1 faktöriyel dedik de neden kızların sayısının kızların diziliş sayısını bulmak için dairesel permütasyon demedik? Bakın arkadaşlar kızların sayısının diziliş sayısını bulabilmek için kızlar 3 kişiydi. 3 kişinin dizilişlerinin sayısı 3 faktöriyel dedik ve dairesel permütasyon kullanmadık. Bunun sebebi kızların bütün masa üzerinde dizilmeleri değil kızların sadece o bulundukları paket içinde dizilmelerinden kaynaklı dairesel permütasyon değil. Kızlar tek bir paket içinde dizildikleri için yan yana diziliyorlar gibi düşünürsün. Bu yüzden normal diziliş gibi 3 faktöriyel olarak alırsın. Dairesel permütasyon gibi almaz. C şıkkı. Erkekler bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilirler diye sormuş. Yine ben masayı çizdim. Bu sefer aynı soru erkeklerin paketlenmiş hali için geçerli. Erkekleri paketledim. Kızları salıverdim gitti. Erkeklerin paketlenmiş hali olduğu için 3 tane erkek var. 3 tane özür dilerim. Bir erkek paketi var. 3 tane kız var. 4 kişi demektir. 4 kişinin dairesel permütasyonu 4-1 faktöriyel. Erkekler de kendi aralarında dizileri yine 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yine 36 yapar arkadaşlar. C şıkkı bitti. D şıkkına gel. 2 kız arasında bir erkek gelecek şekilde kaç farklı şekilde oturabilirler? Yine masayı çizdim. İki kız arasında bir erkek dediği için önce ister kızları ister erkekleri diz. Biz burada kızları dizelim. Kızları dizdim. Kızların dizilişlerinin sayısı kızlar 3 tane olduğu için 3 kızın dairesel dizilişlerinin sayısı 3-1 faktöriyeldir. Sonra erkekler aralara geleceği için çünkü iki kız arasında bir erkek gelsin diyor bize şıkta. Erkeklerin gelebileceği yerler erkeklerden birini aldın. 3 tane yer var oturtabileceğin 3. Erkeklerden diğerini aldın 2 tane yer kaldı. Diğer erkeği aldın 1 tane kaldı. Yani 2 faktöriyel çarpı 6'dan 12 farklı şekilde oturabilir demektir bu adamlar arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrarlı permütasyon. Dönel permütasyon bitti. Tekrarlı permütasyonda arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon şu an ekranda yazan şey de aslında tanımı. Tekrarlı permütasyon dizdiğiniz nesneler arasında birbirinin aynısı olanlar varsa tamamen aynısı. Hiçbir farkı yok. Dizdiğiniz nesneler arasında birbirinin aynısı olanlar varsa işte işin adı o zaman tekrarlı permütasyondur. Tekrarlı permütasyon yapılırken bir formülü var ama formülünü vermeyeceğim. Ben başka bir yöntem mesela söyleyeceğim. Nesneler farklıymış gibi dizilir. Dizildikten sonra büyük bir bölü çizgisi çekilip paydaya tekrar eden nesnelerin sayılarının faktöriyeli alınır. Yani hemen örneği vereyim. Vardır bununla ilgili bir örnek de. Ben şöyle bir örnek söyleyeyim size. 3 mavi boncuk birbirinin tamamen aynısı. 2 mavi boncuk, 2 yeşil boncuk ve 4 tane de kırmızı boncuk olsun. Tamamen birbirlerinin aynısı. 3 mavi boncuk birbirinin aynısı. 2 yeşil boncuk birbirinin aynısı. 4 kırmızı boncuk birbirinin aynısı. Şimdi bu nesneler kaç farklı şekilde dizilebilir diye soruyor olsaydı elinizde toplam 9 tane boncuk var. Bu 9 boncuğun bütün dizilişlerinin sayısı 9 faktöriyeldir. İşte tekrarlı permütasyon bundan sonra devreye giriyor. Bütün dizilişlerin sayısı 9 faktöriyel bölünüyorsun. Maviler 3 tane olduğu için 3 tane mavi boncuğun sayısı çarpı. Yeşiller 2 tane olduğu için 2 faktöriyel yeşil boncukların sayısı. 4 tane de kırmızı boncuk olduğu için 4 faktöriyel de kırmızı boncukların sayısı diyorsun. İşte yapacağın şey bu. Normal diziyorsun, bölü deyip aşağıya tekrar eden yani birbirinin aynısı olan nesneler varsa onları faktöriyellerini aşağıya yazıyorsun. Formül bu arkadaşım. Bak gel.
Somut örneği bu. 1-1-1, 2-2-3-3, 2-2-3 sayısının rakamlarıyla 6 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Rakamlar farklı değil gibi düşünüyorum. Bakın arkadaşım, elinizde 6 tane rakam var. 6 tane rakamın bütün dizilişlerinin sayısı 6 faktöriyeldir. Bölü, birler birbirinin aynısı. 3 tane 1 var, 3 faktöriyel. 2 tane 2 var, 2 faktöriyel. 1 tane 3 var, 1 faktöriyel. Şu yazdığımız 3, birlerin sayısı. Yanına yazdığımız 2, ikilerin sayısı. Yanına yazdığımız 1 de 3'ün sayısı. Böyle yapılabilir. Bu yeterli zaten. Sadece belki şöyle bir şey yapabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Aslında aynı şeyi yapıyorum. Hocam niye 6 tane kutu çizmedik? Biz bu soruları çözerken 6 tane kutuyla çözmüyor muyduk? Düşünebilirsin. Aynısı olur. Buraya kaç tane rakam gelebilir diye bakarsın. 6. Rakamlardan birini kullandın. 5. Bir tane daha kullandın. 4. Bir tane daha kullandın. 3. Bir tane daha kullandın. 2. Bir tane daha kullandın. 1. Ama... Bölü, birlerin sayısı 3 faktöriyel, ikilerin sayısı 2 faktöriyel, üçlerin sayısı 1, 1 faktöriyel. 6 faktöriyel bölü, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 1 faktöriyel. Önceki kısımda anlattığım şeyden aslında aynısını yapıyorum. Sadece derleyip toparlamaya çalıştım, o kadar. 726 faktöriyel bölü 6 kere 2, 720 bölü 12 yapar. Bu da hemen hemen 60. Yani bu sayının rakamları yer değiştirerek 60 farklı sayı yazabilirsiniz demektir arkadaşlar. Şuna gel. Araba kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazabilir? 5 harfi tabii ki. Anlamlı diye anlamsız, anlamlı ya da anlamsız diye ayırmış da burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam anlamlıyı sorabilir mi? Hocam anlamsızı sorabilir mi? Soramaz arkadaşlar. Anlamlı ya da anlamsızı sorabilmesi için sizin ne kadar kelime bilebildiğinizi biliyor olması lazım. Ne kadar kültürlüysen o kadar çok kelime yazarsın. Dolayısıyla amaç burada o değil. Anlamlı ya da anlamsız diye sorar. Anlamlıyı da sormaz, anlamsız da sormaz. Elinizde 5 tane harf var. 5 harfin hepsini kullanarak yazabileceğin kelimelerin sayısı 5 faktöriyel. Bölü A'lardan 3 tane var, 3 faktöriyel. R'den 1 tane var, 1 faktöriyel. B'den 1 tane var, 1 faktöriyel. Yani 120 bölü 6 hemen hemen 20 arkadaşım. 20 farklı sayı yazabilirsiniz demektir. Özür dilerim, 20 farklı kelime yazabilirsiniz demektir. Deminki örneğin bir beden büyüğü, hatta bir iki beden büyüğü. 1-1-0-0-3-3-3 rakamları, sayısının rakamlarıyla 7 basamaklı sayılar yazacaktır. A kaç sayı yazılabilir? B şıkkı kaç çift, C şıkkı kaç tek sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşım öncelikle A şıkkının cevabıyla başlayalım. Kaç tane sayı yazılabilir diye sormuş. Şimdi kaç tane sayı yazılabilir? Elinizde 7 tane rakam var. Bak burada... 7 rakam var ama 7 rakamın bütün dizilişlerinin sayısı 7 faktöriyel değil. Çünkü başa 0'ın gelmeme şartı var. Çünkü eğer 0 başa gelirse sayı 7 basamaklı olmayacak. Başa 0'ı getirmemelisin. Geldim baştan başlıyorum. Buraya kaç tane rakam yazabiliriz? Elinizde 7 rakam var, tamam doğru, ama bunlardan 2 tane 0 olduğu için 5 tane. Sonra elinizde 7 rakam vardı. Birini kullandınız, 6 tane kalacak. Aslında sıfırlar şimdi işin içine girecek. Tekrar 5, tekrar 4, tekrar 3, tekrar 2 ve 1. Bütün dizilişlerin sayısı bu mu? Değil. Çünkü burada rakamlar arasında birbirinin aynısı olanlar var. Bölü diyorsun. Elinizde 7 rakam var. Tamam, ama bunlardan 2 tanesi 1. 2 faktöriyel. 2 tanesi 0. 2 faktöriyel. 3 tanesi 3. 3 faktöriyel. İşte bu kadar farklı sayı yazarsınız. Tabi sadeleştirmek daha makul burada. Hepsini çarpıp gitmek yerine. 2, 2, 4 yapar. Bu 4 ile gider. 3 faktöriyel 6 yapar. Bu 6 ile gider. Geriye de kala kala 5, 5, 3, 2 kalır. 25 kere 6, 150. 150 tane toplamda sayı yazabilirsin. Kaç tane çift sayı yazabilir? Şimdi B şıkkı için kaç çift sayı yazabilir demiş. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben size bu tek çift sayılarla ilgili konunun başında çözmüştüm. Tek sayı çift sayıyla ilgili. Kaç çift sayı yazabilir? Bunu bulalım. Bunu bulalım. Ama önce ben C şıkkını size çözmek istiyorum arkadaşlar. C'yi bir çözelim. B ile ilgili bir şey söyleyeceğim. C şıkkını önce çözüyorum. Şimdi. 7. Elinizde 7 rakam var. Sayının tek olma şartı var. Geldim birler basamağına. Tek olabilmesi için sayının birler basamağına ya 1 gelir ya 3 gelir. Birler basamağına yazabileceğiniz elinizde 5 rakam var.
O halde buraya 5 tane farklı alternatif var. Geldim en sol basamağa. Elinizde 7 rakam var. Tamam. Bunlardan birini birler basamağına kullandınız. 6 kaldı. 2 tanesi de 0 olduğu için başa gelemeyeceğinden 4 tane kaldı. Başa 4 yazmış olmama dikkat edin arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Birler basamağına 5 tane rakam gelebilir. 2'ler veya 3'ler 5 rakam var. Bu en baştaki basamağa döndü. Milyonlar basamağı herhalde. En baştaki basamağa döndüğünüz zaman rakamlardan bir tanesini birler basamağına harcadığından 6 kalır. Ve başa 0 gelemeyeceği için 2 tane rakam daha atarsın. Toplam 4 tane rakam kalır. Geldim buraya. Elinizde 7 rakam vardı. Birini en sağa, birini en sola harcadın. 5 rakam kalacak. Bir tane daha kullandın. 4 tane. Bir tane daha kullandın. 3 tane. Bir daha kullandın. 2 tane. Bir daha kullandın. 1 tane. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Bölü tekrar edenlerin sayısı. Tekrar edenler kim? Birler. 2 faktöriyel. Sıfırlar. 2 faktöriyel. Üçler. 3 faktöriyel. Yine sadeleştir. Kim gider buradan? Kim gitsin? Şu 3 faktöriyel 6 yapar. Buradaki 2, 3 ile birlikte gider. Sonra bu 2'ler yukarıdaki 4'lerden biriyle gider. Geriye kalan 5, 4 ve 5. Yani toplamda 100 tane tek sayı yazılabilir. B şıkkına şimdi dönebilirsin aslında. Şimdi B şıkkını çözelim. Aslında biz B şıkkını da çözmüş oluyoruz. Bu yüzden bu şıkkı öne aldım. B şıkkına bir bak. B şıkkı için kaç tane tek çift sayı yazabilir diye soruyor. Biz A şıkkında kaç tane sayı yazabileceğini bulduk. 150 tane. Bunlardan 100 tanesi tek olduğuna göre geriye kalan 50 tanesi çift sayıdır diyebilirsin. Bu bir cevap. Bunu da aynı yöntemle yaparsak ne olur diyorsundur kesin. Niye böyle kolayına kaçıyorum deme. Çözeceğim şimdi o yolla da. Cevap belli arkadaşlar. 150'den 100 çıkarırsınız 50 tane kalır. İkinci yola da yapılabilir. Yani şu A ve C şıklarını yaptığım yöntemle de yapılabilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı olacak. Birler basamağına gelirsin. Şimdi arkadaşım. Birler basamağına gelebilecek sayıyı belirlerken ben bununla ilgili örnekleri ta ilk başlarda çözmüştüm. Orada da sıfır ayırmıştım. Çünkü sıfır birler basamağında kurulursa başa farklı adette sayı gelir. Birler basamağında sıfır kullanılmazsa en baş basamağa farklı adette sayı gelir. Bu yüzden bunu bölersin. Birler basamağına sıfır geldiyse birler basamağına gelebilecek sıfırların sayısı 2. Ya öbür sıfır, ya bir sıfır ya öbür sıfır yazarsınız. Şimdi geldim başa. Elinizde 7 rakam var. Sıfırlardan birini en sağa yazdığınız için başa gelebilecek rakam adedi 7 tane vardı. Biri gitti 6 tane kaldı. Bunlardan biri de 0 olduğu için başa 5 tane rakam gelir. Bir tane kullandım. Bir başa bir sona kullandım. 2 rakam gitti. 5 tane kalır. Bir daha kullandım. 4 tane. Bir daha kullandım. 3 tane. Bir daha kullandım. 2 tane. Bir daha kullandım. 1 tane. 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Yani bölü diyorsun bir de. Birlerin sayısı, sıfırların sayısı ve üçlerin sayısı. Şimdi sadeleştirme kısmı. 3 faktöriyel 6 yapar, bununla gider. 2 faktöriyeller çarpıldığı zaman 4 yapar, bununla gider. Geriye kalanı çarptığın zaman 5, 5, 2 kalıyor. 5, 5, 2 çarpıldığı zaman 50. Ama daha devamı var. Tabii benim bunun için yerim kalmadı artık. Ben B şıkkının diğer yarısını en üste alıyorum arkadaşlar. Şimdi biz birler basamağına sıfır gelirse kaç tane sayı yazabileceğini bulduk. Birler basamağına. Ha, çift sayı diyor zaten. Doğru yapmışız. Eksik bir şey yok arkadaşlar. Şu an duraksamam öyle bir şey algılamayın. Bizim çift sayı yazabilmemiz için sayının sona gelmesi gerekiyordu. Birler basamağına sıfır gelmesi gerekiyordu. Benim bir an aklım şeye gitti sadece. Elimizde başka bir çift rakam olup olmadığına gitti. Eğer elimizde başka bir çift rakam daha olsaydı, mesela 2 olsaydı, 2 için de aynı bunun gibi yapardı. Ama sadece 0 olduğu için yeterli. Bu cevabı bulmuş oluyorsun. Bu B şıkkını, demin demiştim size, bu B şıkkını çözmeden evvel 150-150 tane vardır demiştim. Böyle çözülür. Veya şu an yaptığım gibi de çözülür. İkisinde de gördüğünüz gibi 50 çıkar arkadaşlar. Sorunun cevabı 50. Çözüm yok, daha devamı yok. Yukarı yazacağım bir şey de yok. Şöyle bir örnek. A ve B noktaları şekildeki yollarla birbirlerine bağlıdır. A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Şurada burada çokça görebileceğiniz bir tekrarlı permütasyon örneği arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon örneği de nasıl yapılır? Yani bu sorunun çözümünü bilmiyorsanız bir kere
Mümkün değil, yapamazsın. Sayarak yapılmayacak zaten. Arkadaşım, A'dan B'ye gidiş için önünüzde dikkat ederseniz altı tane yatay yol var. A'dan B'ye gitmek istiyorsanız mutlaka 6 defa yatay gitmeniz gerekir. Bir de A'dan B'ye gitmeniz için 4 defa dikey inmeniz gerekir yukarıdan aşağıya doğru. O halde A'dan B'ye gidiş için 6 yatay, 4 dikey yol var. Yani gideceğiniz yol aşağı yukarı şöyle bir şey olacak. Yatay, 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 dikey, 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 dikey. O halde bu 6 yatay yol ile 4 dikey yolun kendileri arasındaki bütün dizilişleri A'dan B'ye bir yol olur. Mesela yatay, yatay, dikey, dikey, yatay, yatay, dikey, dikey, yatay, yatay. Bu A'dan B'ye bir yoldur. Farklı bir diziliş. Nasıl gider bu adam? 2 defa yatay gider. 2 defa dikey gider. 2 defa yatay gider. 2 defa dikey. 2 defa yatay gider. O halde bu adamın yollarının her biri bu 6 yatay, 4 dikey yolun farklı farklı dizilişleridir. Bu dizilişlerin her birine karşılık A'dan B'ye bir yol çıkar. Yani adamın A'dan B'ye gidiş için önünde bütün bu dizilişlerin hepsinin sayısı, elinizdeki nesne sayısı 10. 10 faktöriyel bölüm. Yatayların sayısı 6 faktöriyel. Dikeylerin sayısı 4 faktöriyel. İşte bu işlem, bu işlemin sonucu A'dan B'ye gidebilecek bütün yolların sayısı. Peki bu işlemin sonucu nasıl bulunur? Büyük olanı açarak yaparsın. 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel dersin. Sadeleştirmeye başlarsın. 6 faktöriyeller gider. Sonra 4 faktöriyel 24 yapar deyip 24 ile 8'i sadeleştirirsin. Aşağıda 3 kalır. 3 ile de 9'u sadeleştirirsin. 3'e böldüm 1 kaldı. 3'e böldüm 3 kaldı. Geriye 10, 3, 7. Yani 210 farklı şekilde bu adam A'dan B'ye gidebilir demektir arkadaşlar. A'dan B'ye olan 6 yatay yolla 4 dikey yolun birbiri arasındaki her bir dizilişi A'dan B'ye bir yol olur. Çözüm bu arkadaşlar. Tekrarlı permütasyonun şöyle bir örneği daha var arkadaşlar. Bu bayağı üst düzey bir örnek olacak aslında ama çözmekte fayda var. Ortadaki harfinden başlayıp sağa sola yukarı veya aşağı doğru arke sözcüğü kaç farklı şekilde okunabilir diye sormuş. Şimdi tekrarlı permütasyon örneği. Ortadan başlayacağım. Nerede bitireceğim? Ya burada bitirebilirim. Ya burada bitirebilirim. Ya burada, 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 ya burada ya da burada bitirebilir. Arke sözcüğü ortadaki A harfinden başlanarak okunacağı için E harfiyle bitmek zorunda. E harfleri de köşelerde olduğu belli zaten. Şimdi A'dan E'ye kaç farklı şekilde gidilebilir de A'dan E'ye hangi E'ye gidilebilir? 1. Buradan buraya doğru okuyor olabilirsin. 1. Bu 1 de sonrasında biraz sıkıntı var. Hatta şunları da belirleyelim bak. Bu da 1. Şuradan şuraya doğru da 1. Buradan aşağıya doğru da 1. Bundan sonrası ile ilgili asıl işlemler. Eğer A'dan E'ye doğru yatay gidersen, yukarı gidersen, sola veya sağa gidersen, hep sola, hep sağa, hep yukarı, hep aşağıya gidersen birer kere okuyabiliyorsun. Yani 4 kere etti. Şimdi arkadaş bak asıl iş buradan sonra. Bu A'dan başlayıp, ortadaki A'dan başlayıp şu yeşille işaretlediğim E'ye gidebilmek için önünüzde bir tane dikey yol var, iki tane yatay yol var. A'dan E'ye, şu işaretlediğim yeşille işaretlediğim E'ye gidebilmek için bir dikey iki yatay yol var. Yani toplamda A'dan E'ye gidebilmek için iki yatay bir dikey yol olduğundan yatay yatay dikey. Bunların bütün dizilişlerinin sayısı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Çünkü 2 tane Y var, 1 tane D var. 6 bölü 2'den 3 kere. Ortadaki A harfinden yeşille işaretlediğim E'ye doğru 3 farklı şekilde okunabilir. Arke sözcüğü. Sonra şu maviyle işaretlediğim E'ye giderken yine 2 defa dikey yol var, 1 tane yatay yol var. Yani 1 yatay, 2 dikey yol. Bu da yine tekrarlı permütasyon. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Bu da yine 3 yapar. Buradan buraya da 3 farklı şekilde okunabilir.
Artık bunları belirledikten sonra diğer taraflar için de aynı şey olacak. Bak bu E harfiyle bitireyim dersen 3 tane. Buradaki E harfiyle bitireyim dersen 3 tane. Buradakiyle bitireyim dersen 3 tane. Buradakiyle bitireyim dersen 3 tane. Yine 3 tane. Yine 3 tane. Toplamda kaç farklı şekilde okuyabilirsin diye soruyor. Topla 3'leri 1'leri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 3 var. Artı bir de 1'ler var. 28. Yani arke sözcüğü A'dan başlayıp istediğin her yöne gitmek şartıyla 28 farklı şekilde okunabilir arkadaşlar demektir. Şimdi gelelim kombinasyon kısmına arkadaşlar. Kombinasyon. Aslında permütasyonla çok karıştırılan bir şey ama arada çok büyük farklılıklar var. Şimdi o farklılığı da söyleyebiliriz. Permütasyon şuydu. N tane nesnenin R tanesinin her bir dizilimine, yani N bir belli bir miktarda nesneniz var. Bunların bir kısmının her bir dizilimine N'in R'li permütasyonu deniyordu. Burada da N tane nesnenin R tanesinin her bir seçimine N'in R'li kombinasyonu denir. Yani kombinasyonla permütasyon arasındaki somut farklılık permütasyonda dizmek, kombinasyonda seçmektir. Bak örnek vereyim, daha somut bir örnek. Şimdi formülünü de vereceğim de. A, B, C. 3 tane harf. Ayşe, Barış, Cengiz. Bunun ikili permütasyonu ne demek? İkili kombinasyonu ne demek? İkili permütasyon yani ikili diziliş demektir arkadaşlar. İkili diziliş dediğiniz zaman da ikişer ikişer seç ve diz. AB bu bir tane. BA diziliş olduğu için bu da var. AC CA başka BC ve CB. Bunların her biri farklı bir diziliştir. Formülü zaten biliyorsun. P 6'nın özür dilerim. Ne 6'sı? 6 nereden çıktı? 3'ün ikili permütasyonu. 3 faktöriyel bölü n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyeldi. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel yani 6 bölü 1 6. 6 tane çıkmasının sebebi bu. İkili kombinasyon dediğiniz şey ise sadece ikili seçimler demektir. İkili seçimlerde bunlardan 2 tanesini seç. AB BA'yı seçmenizin bir anlamı yok. AC CA'yı seçmenizin bir anlamı yok. Ve BC CB'yi seçmenizin bir anlamı yok. İşte bu da 3 tane. 3'ün ikili kombinasyonu. Peki kombinasyon nasıl hesap edilir? Kombinasyon arkadaşlar CNR diye ifade edilir. Caner. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyeldir. Veya bunu CNR ile göstermek yerine şöyle gösterildiğini de görebilirsiniz. Bu da N'in R'li kombinasyonu demektir. Aynı şeye karşılık gelir. Ya CNR ile gösterilir ya da şu an yazdığım gibi iki parantez arasında N'in R'li kombinasyonu şeklinde ifade edilir. İkisi de doğru, ikisi de karşınıza çıkabilecek şeyler. Şurada ikili kombinasyonu uyarlayalım onu. 3'ün ikili kombinasyonu formülde yerine yazıyorum. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 3 faktöriyel 6. Şuraya yazdım. Bölü 3 eksi 2'den 1 faktöriyel gelir. 1 2 faktöriyel 2. Yani işlemin sonucu. İşte size cevap 3 arkadaşlar. Bunda 3 olmasının sebebi bu. Kombinasyon bu. Şimdi kombinasyonla ilgili birkaç kural var arkadaşlar. Onları ben bir söylemek istiyorum sizlere. Bakayım buradaki örnek neci. Şurada söyleyelim bunlarla ilgili bir şeyler. Bir sayının arkadaşlar. Sıfırlı kombinasyonu 1. Bir sayının kendisi kadar kombinasyonu 1. Bir sayının birli kombinasyonu kendisi. Bir de bu kombinasyonu hesap etmek için formül uygulamış kadar sevap kazanabilmen için şöyle bir kısa yöntem daha var. Atıyorum. Onun ikilisi. Onun ikilisinin bulunuş yöntemi formül zaten. De formülü uygulayarak yapmak yerine daha kestirme şöyle bir yolla da yapılabilir. Onun ikili kombinasyonu demek yukarıdaki sayıyı yani 10'u, 10 sayısını aşağıdaki sayı kadar geriye aç. Faktöriyel gibi. 10 ya
İki kere yazıyorum. Ama geriye doğru açarak. 10, 9. Aşağıdakini de birden kendine kadar aç. 90 bölü 2, 45. Birkaç örnek daha vereyim arkadaşlar bununla ilgili de. Burada yer daraldı. Şuraya geçelim. Yeni sayfa. Şimdi demin söylediğim 12'li kombinasyonun ne anlama geldiğini aşağı yukarı şekillenmişti de ben biraz örnek daha çözmek istiyorum bununla ilgili. Mesela 9'un üçlü kombinasyonu olsaydı. Formül uygularsın, tamam, formül cepte de. Benim derdim formülle yapmak değil. 9'un üçlü kombinasyonu demek demin anlattığım kısa yolla. Yukarıdaki sayıyı aşağıdaki 3 kadar geriye aç. 9, 8, 7. Bölü alt taraf 1, 2, 3. Alt tarafta birden kendine kadar açılıyor. Bu işlemin sonucu 9'un üçlü kombinasyonudur. Başka? 10'un dörtlüsü. 10'u 10 sayısını 4 kere geriye yaz. 10, 9, 8, 7 bölü 4, 4'de birden kendine kadar aç. 1, 2, 3, 4. 10'un dörtlüsü bu. Başka? 12'nin ne bileyim ikilisi. 12, 11 2 kere açıyorsun. Bölü 1 çarpı 2 diyorsun. Bu işlemi yaptığınız zaman direkt o formülü uygulamış kadar sevap kazanırsınız. Başka şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Şöyle bir detay bilgi daha var. Bu da önemli. Atıyorum 12'nin 9'lusu. Haydi buyur. Bunu formülü uygulayarak yaparsın. Tamam, o cepte de daha kısa yoldan yapmanın yöntemi önemli benim için. 12'nin 9'lu kombinasyonunu demin anlattığım şekillere yaparsın. Ama gene iş uzar. Bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 12'nin 9'lu kombinasyonu aynı zamanda 12'nin şeyli kombinasyonuna eşittir. Peki şeyli kombinasyonu neyli kombinasyonu? Bak, bu ikisinin toplamı 12'yi verecek şekilde olmalı. Yani 12'nin 9'lu kombinasyonu aslında 12'nin üçlü kombinasyonuna eşittir. Yani 12'den 9 çıkarıyorsun 3. 12'nin üçlüsü daha rahat bulunur. 12, 11, 10 bölü 1, 2, 3. Başka? 17'nin 15'lisi. 17'nin 15'li kombinasyonu aslında daha kısa yoldan. 17'nin 17'den 15 çıkar 2. 17'nin ikili kombinasyonuna eşittir. Başka? 9'un 6'lısı. 9'dan 6'yı çıkar. 9'un üçlüsüne eşittir. Bunlarla uğraşıp durmak yerine, yani 9'un 6'lısını, 17'nin 15'lisini bulmak yerine bu şekilde indirgeyerek çok daha rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Demin söylediklerimi son olarak toparlayayım, ona çok kalabalıktı. Söyleyip geçelim. Bir sayının sıfırlı kombinasyonu 1'dir. Bir sayının birli kombinasyonu kendisidir. Ve bir sayının birli kombinasyonu kendisidir. Bir sayının kendisi kadar kombinasyonu yine 1'dir. Bu üçü önemli karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. N'in üçlüsü eşittir N'in dörtlüsü olduğuna göre N'in ikili kombinasyonu kaçtır diye sormuş. Şimdi N'in üçlüsü N'in dörtlüsüne eşit. Bak arkadaşım. N'in üçlü kombinasyonu N'in dörtlü kombinasyonu eşit. Demin ben bak anlattım burada. Demin yaptığımız şeye bakar mısın? Şuradakiyle söyleyeyim. Burada alttaki iki tanesinin toplamı yukarıya eşit olmalı. 6 ile 3'ün toplamı 9 olmalı. O halde bak burada N'in üçlüsü N'in dörtlüsüne eşit ise N sayısı şu 3 ile 4'ün toplamı olmak zorunda. Yani N sayısı 7 demektir. Bunu N'in üçlü kombinasyonunu formül uygulayarak, N'in dörtlü kombinasyonunu formül uygulayarak da yaparsın. Ama evin yolu biraz zor bulursun. Onun yerine alttakilerin toplamı yukarıdakine eşittir demen yeterli. N eşittir 7 yapar. Ama sizden istediği şey 7'nin ikili kombinasyonu. 7'nin ikili kombinasyonu 7, 6, 1, 2, 21 yapar. Gel şuna. C N'in birlisi, C N'in ikilisi eşittir toplandığı zaman 10. Olduğuna göre N kaçtır diye sormuş. Şimdi N'in birlik kombinasyonu, bunu direkt olarak bulmanın bir yolu yok. Formül uygulayacaksın ama formülde kısa yollar uygula. Yukarıdaki bölü 1 art. N'in ikili kombinasyonu iki kere azaltıyorum. Önce kendisi, sonra 1 eksi bölü 1 çarpı 2 eşittir 10. N'in 1'e bölümü ya da direkt N'in birlik kombinasyonu N'dir diye de düşünebilirsin. N'in 1'e bölümü N'dir. Şuradan N çarpı N eksi 1 bölü 2 10. Bu denklemi sağlayacak N sayısı kaçtır diye yerine koyarak yapmam mümkün. N'in yerine bir sayı vermek daha uygun. Burada payda eşit denklemi çözmek yerine. N acaba kaç olabilir? 4 koy.
4 deniyor, sağlıyor galiba. 4 artı 4 çarpı 3 bölü 2 eğer 10 ediyorsa doğru yoldayım, yoksa kötü yola düşmüşüm demektir. 4 artı 6 10. Doğru. O halde her sayısı 4 demektir arkadaşlar. Bu. Şimdi gelelim asıl kombinasyonla ilgili örneklere. 2 fizik 2, 4 matematik, 5 matematik öğretmen arasından 2 fizik 2 kimya 2 matematik öğretmeni kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi yapılacak şey şu. 3 tane fizik öğretmeni var, 2 tanesini seçeceğim. 4 tane kimya var, ikisini seçeceğim. 5 matematik var, ikisini seçeceğim. Şimdi önce birinci seçim işlemini yapıyorum. Bizim yapacağımız ilk şey şu. 3 tane fizik öğretmeni arasından 2 tane fizikçiyi seçiyorum. O halde 3 kişinin ikişerli seçimi, 3'ün ikili kombinasyonu çarpı. Birinci işlemi yaptım. Şimdi sıra geldi ikinciye. 4 kimya öğretmeni arasından 2 tane kimya seçiyorsun. 4'ün ikilisi çarpı. 3. işleme gel. 5 tane matematikçi arasından 2 tanesini seçtim. 5'in ikili kombinasyonu. Ama hocam bizim bunları toplamamız gerekmiyor muydu diye düşünüyorsan eğer, hatırla. Saymanın temel ilkesi arkadaşım. Birinci işlem bir A1 yolla, ikinci işlem A2, üçüncü işlem A3 yolla yapılıyorsa bu işin tamamı hepsinin çarpımı kadar farklı yolla yapılır. Çarpım kuralı. 3'ün ikili kombinasyonu demek 3, 2, 1, 2, 4'ün ikilisi 4, 3, 1, 2, 5'in ikilisi 5, 4, 1, 2, 3'ün ikilisi 3, 4'ün 3, 6, 5'in 4'ü 10. Çarp da gel 180. 180 farklı şekilde bu seçim işlemi yapılabilir arkadaşlar. Gel. 3 kız 4 erkek arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Kalabalıkça bir şık yığını. A şıkkı kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Çözerek devam edelim. Şimdi elinizde 7 kişi var. Biz 3 kişilik bir ekip oluşturmak istiyoruz. Dikkat ederseniz A şıkkında hiçbir koşul yok. Sadece 3 kişilik ekip oluştur diyor. Şu olsun, bu olmasın, şu kadar kızlar oluşsun, bu kadar erkekler oluşsun diye söylemiyor. Hiçbir koşul olmadığı için A şıkkında 3 kız 4 erkekten oluşan bu 7 kişilik gruptan sadece 3 kişiyi seçiyorum. Hiçbir koşul olmadan. O halde diyorum ki 7'nin üçlü kombinasyonu. 7'nin şu kombinasyonu kadar seçilir. 7, 6, 5, 1, 2, 3, 6'lar sadeleşir. Bu 6 ile bu 6 gider. 35 farklı şekilde bu 3 kişilik ekip oluşturulabilir demektir. 5 şıkkına gel. 2 kız 1 erkekten oluşan. Bak burada şartlar başlıyor artık. Burada şartlar söylenmiş. 2 kız 1 erkekten oluşan bir grup denmiş. 2 kız 1 erkekten oluşmak demek... İki tane kız seç, bir tane erkek seç demektir. İki tane kız seçiyorum. Kızları kimin arasından seçiyorsun? Herhalde erkekler arasından değil. Üç tane kız var. Üç kız arasından iki tanesini seçiyorum. Birinci işlemi yaptım. Çarpı. Bir tane erkek seçmeni istiyor. Erkekleri de erkeklerin arasından seçeceksin tabii ki. Dört tane erkek var. Dört tane erkek arasından bir tanesini seçiyorum. Dördün birli kombinasyonu. İkisini çarpıyorum çünkü tek bir işlem yapıyorsun. Üçün ikili kombinasyonu. Üç, iki, bir, iki. Dördün birlisi direkt kendisi zaten. Üç kere dört, 12. 12 farklı şekilde yapılır. C şıkkı. Bir kız iki erkekten oluşan iki kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Bir tane kız seç, iki tane erkek seç. Bir tane kız seçiyorum. Üçün birlisi çarpı iki tane erkek seçiyorum. 4'ün ikilisi, 3'ün 1'i 3, 4'ün 2'si 4, 2, 3, 1, 2, bu da 3 kere 6, 18. 18 farklı şekilde de bu seçimi yaparsınız. Şimdi C ve D şıklarında dolaylı cümleler var dikkat ederseniz. Söylediği şey, içinde en az bir kız bulunan ekip kaç farklı şekilde oluşturabilir? Dikkat ederseniz bu cümle yuvarlak bir cümle, hatları çizilmemiş. En az bir tane kız olsun diyor. En az bir tane kız ne demek arkadaş? En az bir tane kız olsun demek, biz 3 kişilik ekip oluşturacağız. En az bir tane kız olsun demek, ya bir tane kız olsun, ya iki tane kız olsun, ya da üçü de kız olsun demektir. O halde burada 3 farklı opsiyon var. Ya bir tane kız olacak, ekip oluşturacaksın. Ya iki tane kız olacak, ekip oluşturacaksın. Ya da üçü de kız olacak, ekip oluşturacaksın. 3 farklı durum var. 3 farklı durum olduğu için her bir durumu kendi içinde hesap edersiniz. Önce birinci durum. Bir, en az bir kız bulunması demek, şu demek demiştim. Ya bir kız, iki erkek veya
iki kız bir erkek veya üç tane kız demek. O halde bir kız iki erkek oluşturulduğu zaman bir tane kız seçiyorum. Üçün biri, iki tane erkek seçiyorum, dördün ikisi. Veya deyip başka bir durumdan bahsettiği için arkadaşım artı olduğuna dikkat et gözünü seveyim. İki tane kız olabilir, başka bir durumdan bahsediyorum, başka bir ihtimal yazıyorum. İki tane kız olabilir, üç tane kızdan ikisini seçtim, bir tane erkek olabilir. Veya üçü de kız olabilir, hiç erkek bulunmayacak demektir. Üç tane kız seçiyorum, üçün üçü. Şimdi hesabını yap. Üçün biri demek, üç demek. Dördün ikilisi, altı. Dört çarpı üç bölü iki, demin yaptık. Üçün ikilisi, üç. Dördün biri, dört. Üçün üçü, bir. Topla gel, 18, 20, 31. İşte 31 farklı şekilde bu ekip oluşturulabilir demektir arkadaşlar. E şıkkı, içinde en az bir erkek bulunan ekip. Yine burada da yuvarlak bir cümle var. Ana hatlarını çizmemiş. En az bir tane erkek olması demek ne demek? Ya bir tane erkek, ya iki tane erkek, ya üçü de erkek demektir. 3 farklı opsiyon var. 3 farklı durumda değerlendirmek lazım. İçinde bir erkek, 2 kız olabilir. Veya 2 erkek, 1 kız olabilir. Veya 3'ü de erkek olabilir. Bu ihtimallerin hepsini ayrı ayrı bulup çıkanları toplayacağım. Önce 3, bir erkek, 2 kız olması. Bir tane erkek seçtim. 4'ün biri, 2 tane kız seçtim, 3'ün ikisi. Veya 2 tane erkek seçtim. Bir tane kız seçtim, üçün biri. Veya üçü de erkek olabilir. Dördün üçü. Dördün biri. Hesap ediyorum artık. Dördün biri dört. Üçün ikisi üç. Dördün ikisi altı. Üçün biri üç. Dördün üçü dördün birlisine eşit. Hatırla. Dört. 12, 18 ve 34 yapar. İşte 34 farklı şekilde bu seçim yapılabilir demektir arkadaşlar. DB şıkları opsiyonlu olduğu için durumları belirledikten sonra çıkanların hepsini toplarsınız. Bir durum hesap ederken hepsini çarparsınız ama farklı durumları hesap ederken ayrı ayrı hesap edip hepsini tek yerde toplarsınız. Buna dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. 10 kişilik bir grup arasından 3 kişilik bir takım ve bir takım kaptanı seçilecektir. Bu seçim işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? 10 kişilik bir grup arasından 3 kişilik bir takım seçiyorsun. Yani 10 kişiden 3'ünü önce seçiyorum. Seçtim. 10'un üçlü kombinasyonu. Bu 3 kişi içinden de tekrar bir takım kaptanı seçildiği için takım kaptanı seçilmesi işlemi 3 kişi arasından olacağı için 3 kişiden birini alıyorum. 3'ün birini alıyorum. 3'ün biri takım kaptanına karşılık gelecek. 10'un üçlü kombinasyonu takımı oluşturma biçimi olacak. 10'un üçlü kombinasyonu 10, 9, 8 bölü 1, 2, 3. 3'ün birlisi zaten 3. Sadeleştiriyorum bu adamları. 3 ile bu gider 3 kalır. 2 ile bu gider 4 kalır. 10, 3, 4, 3 kalıyor. Bununla çarptığınız zaman 120, 360. 360 farklı şekilde bu ekip oluşturulabilir demektir arkadaşlar. Gel. 7 seçmeli dersten 3 tanesi aynı saatte verilmektedir. 4 ders seçmesi gereken biri ders seçimini kaç farklı şekilde yapar? Şimdi 7 tane dersim var. D1, D2, D3, D4, D5, D6 ve D7. 3 tanesi aynı saatte veriliyor. Varsayalım ki şu 3 aynı saatte veriliyor olsun. Aynı saat. Şimdi arkadaşım. Aklından geçiyorsa eğer şöyle bir şey. 4 tane ders seçecek bu adam. 7 tane ders var. 7'nin 4'lü kombinasyonu. Dur cevap diyorsan eğer yemez. Çünkü burada aynı saatte verilen derslerle ilgili bir özel durum var. Bu adam dersi nasıl seçebilir? 7 tane dersin 4 tanesini rastgele seçemez. Çünkü bu 3 tane ders aynı anda verildiği için bu 3 dersin 3'ünü de seçemez bu adam. Seçim şekli nasıl olur? Seçim şekli şöyle olur arkadaşlar. Aynı saatte verilen derslerden ya bir tane seçer, kalan üçünü diğer gruptan seçer ya da lanet olsun deyip aynı saatte verilen derslerden hiç seçmez. Seçim ihtimali bu. Diyorum ki bu yüzden adamın seçebilme durumları aynı saatte verilenden bir tane seçer ya da üç dersi diğer gruptan seçer ya da lanet olsun deyip aynı saatte verilen derslerden hiç seçmez. 3-4 dersi de öbür gruptan seçer. Diyorum ki arkadaşım bak işte. Buradan bir tane seçebilir.
buradan bir tane seçerse diğer 3 dersi şu grup içinden seçmiş olması gerekir. Yani 4'ün üçlüsü veya başka bir durumdan bahsediyorum. Veya bu adam şöyle seçim yapabilir. Aynı saatte verilenleri hiç seçmez. 4 dersi de bu diğer D4, D5, D6, D7 grubunun içinden seçer. Yani 4'ün dörtlüsü. 3'ün 1'i 3, 4'ün 3'ü 4'ün birlisine eşit. Ki kendileri bu yüzden 4'tür. 4'ün dörtlüsü 1, topla gel 13. Yani bu adam ders seçimi işlemini 13 farklı şekilde yapar arkadaşım. Şöyle bir örnek. Anne baba, iki kız ve bir erkek çocuktan oluşan bir aile. Biri 3 kişilik, diğeri 2 kişilik bir oturma grubuna. Kız çocuklar yan yana olmak üzere kaç değişik şekilde oturabilirler diye sormuş. Şimdi burada iki durum var. Tamam, kız çocukları yan yana olsun diyor da kız çocuklar nerelere yan yana olacak? 2 kişilik oturma grubunda mı yan yana olacak? 3 kişilik oturma grubunda mı yan yana olacak? İki farklı ihtimal var arkadaşlar burada. Bu iki ihtimali de değerlendirmek lazım. Öncelikle bu oturma grubunu ben şöyle bir çizeyim. Bunlardan biri 2 kişilik. Diğeri 3 kişilik. Bir tane daha lazım. Şu da diğer ihtimale karşılık gelen durum. Şimdi şu 2 kişilik olan, şu da 3 kişilik olan arkadaşlar. Şunu da silelim. Şu siyah. Bak. Önce kızların yan yana olmasını istiyorsun da kızlar nerede yan yana olacak? Bir, şu 2 kişilik oturma grubundan yan yana olabilir. Veya 3 kişilik oturma grubunda yan yana olabilir. Önce birinci durum. Kızlar yan yana olacaklar. Tamam. Bu kızlar kendi aralarında da yer değiştirebileceği için, kızlardan biri başa diğer öbür başa geçebileceği için 2 faktöriyel. Sonra geriye kalan anne, baba ve erkek çocuk da bunlar da mecburen buraya oturacağı için bu 3 kişi kendiliğinden buraya geçer. 3 faktöriyel. Şimdi ikinci duruma geliyorum. Kızlar 3 kişilik oturma grubunda yan yana oturabilir. Tamam, ama yanlarında bir tane boş yer var. Buraya kim gelebilir? Ya anne gelir, ya baba gelir, ya da erkek çocuk gelir. Dolayısıyla buraya bir kişinin seçilmesi gerek. 3 kişiden birini seçtim. 3 kişiden birini seçip bu koltuğu doldurduktan sonra bu 3 kişilik koltukta 3 kişi toplam 3 faktöriyel kadar dizilir. Sonra geriye kalan 2 kişi de diğer koltuğa geçtiği için bu 2 kişi de diğer koltukta 2 faktöriyel kadar yer değiştirir. Çarpı 2 faktöriyel. Birinci durumu hesap et. 2 kere 6, 12. İkinci durumu hesap et. 3'ün 1'i 3. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2. Oynadığınız zaman 36. 12 birinci duruma karşılık, 36 ikinci duruma karşılık. Yani bu adamlar 48 farklı şekilde oturabilir demektir arkadaşlar. Çözüm bu. Gelelim şuna. Şekildeki 9 nokta ile kaç tane üçgen çizilebilir diye sormuş. Şekilde 9 tane nokta. Üçgen çizilecek de nasıl çizilebilir? Bir kere şunu düşünmeyin arkadaşım. 9 tane noktadan 3'ünü seçerim. Cevap da 9'un 3'lü kombinasyonudur diye düşünüyorsan yemez. Çünkü 9 tane noktanın rastgele 3 tanesini seçtiğiniz zaman her üçlü seçim üçgen belirtmez. Mesela bunu seçersin, üçgen olmayacaktır. Burada üçgen olması için özel durumları yazmak gerek. Özel durumları yazıp üçgenlerin nasıl olacağını belirlemek gerek. Üçgen haliyle 3 tane köşesi var. Üçgeni nasıl çizersin? Bu şekle göre bir köşesini yukarıdan, iki köşesini aşağıdan çizersin. Veya başka bir ihtimal, iki köşesini yukarıdan çizersin, bir köşesini aşağıdan çizersin. İki farklı durum var. Bunun için diyorum ki 5 tane, yukarıda 5 nokta var, aşağıda 4 nokta var. Yukarıdaki 5 noktadan birini, aşağıdaki 4 noktadan ikisini seçersem şöyle üçgenler olacak arkadaş. Bak. Bu şekildeki üçgenler olacak. Veya yukarıdan 2 tane, aşağıdan 1 tane seçersin. 5'in ikilisi çarpı 4'ün birlisi. Yukarıdan 1 tane, aşağıdan 2 tane veya yukarıdan 2 tane, aşağıdan 1 tane. 5'in birlisi 5, 4'ün ikilisi 6, 5'in ikilisi 10, 4'ün biri 4. 30 artı 40,
70. 70 farklı şekilde çizebilirsin demektir. İkinci bir yöntem daha var ya, onu da söylemeden gitmeyeyim, içinde patlamasın. İkinci yol. Bak bunu şöyle de yaparsın. Demin bu sorunun çözümünde en başta söylediğim şeyi yapma diyerek. Aslında yaparsın da biraz uğraşman gerek. Şöyle dersin. Bu 9 noktanın üçerli bütün seçimleri 9'un üçlü kombinasyonudur. Bu kadar seçim yapılabilir. Ama bu 9'un üçerli seçimleri içinde üçgen olanlar da var, üçgen olmayanlar da var. O halde ben bütün durumlardan üçgen belirtmeyenleri çıkarırsam geriye üçgen olanlar kalır. Üçgen belirtmeyenler hangisi? Bak bu 5 noktanın üçerli hiçbir seçimi üçgen belirtmez. Eksi 5'in üçlüsü diyorum. Sonra aşağıdaki bu 4 noktanın üçerli seçimleri de üçgen belirtmeyecek. Eksi 4'ün üçlüsü diyorum. Sonra hesap ediyorum. Bak inan bana 90, 70 gelecek. 9'un üçlüsü 9, 8, 7, 1, 2, 3. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. 4'ün üçlüsü de 4'ün birlisine eşit. 4'ün birlisi de 4 zaten. Sadeleştir. 3 ile bu gider 3 kalır. 2 ile bu gider 4 kalır. 12, 3 çarpı 4 çarpı 7 84 kalır. Eksi 10, eksi 4. İşte sana 70. Demek ki seni kandırmamış. Doğru söylemiş. Böyle de yapılabilir. Gel. Şekilde kaç tane dörtgen vardır? Dörtgen çizilebilir demiyor, dikkat edin. Kaç tane dörtgen vardır? Şimdi dörtgen için 4 tane köşeye ihtiyacınız var haliyle. Bak yukarıda 4 tane doğru. Sağ tarafta ise 4 tane doğru var. Arkadaş, desem ki size bu siyah 4 noktadan 2 tanesini seçin. Kırmızı 4 noktadan da 2 tanesini seçin desem. Ve ben bunları sizin adınıza şöyle seçsem. Atıyorum. Bununla bunu seçsem. Bununla da bunu seçsem. Bu 2 siyah noktayla 2 kırmızı noktaya karşılık gelen bir dörtgen vardır desem. O dörtgenin şu olduğunu görebilir misiniz acaba? İki yukarıdan, iki tane siyahtan, iki tane kırmızıdan seçtiğiniz zaman bu şekilde bir dörtgen belirlemiş olursunuz. Başka mesela D5'te D6'yı seçerim. D5'te D6'yı ve yan taraftan da D1'i D3'ü seçerim. Attım. 1 ile 3, 5 ile 6 seçtiğiniz zaman hangi dörtgen oluşur? Şöyle bir bakıverin. 5 ile 6'yı seçip buradan da 1 ile 3'ü seçtiğiniz zaman oluşan dörtgen şöyle bir dörtgendir. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Yukarıdaki siyah olan 4 noktadan 2 tanesini, sağ taraftaki kırmızı olan 4 tane noktadan 2 tanesini her bir seçiminiz size farklı farklı dörtgenler taratıyor. Farklı farklı dörtgenler belirliyor. O halde yukarıdaki 4 noktadan ikisini seçiyorum. Bu kadar seçebilirim. Sağ taraftaki 4 noktadan ikisini seçiyorum. Onu da bu kadar seçebilirim. 4'ün ikilisi 4, 3, 1, 2. Öteki de 4, 3, 1, 2. 6 kere 6, 36. Sorunun cevabı 36 olur arkadaşlar. 36 tane burada dörtgen var demektir. Şuna gel. Aslında deminki sorunun benzeri. Birbirimlik karelerden oluşan yukarıdaki şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Aslında deminki sorunun aynısı arkadaşlar. Deminki sorunun aynısı. Şöyle bir çözüm, biraz aşağı alayım şunu. Bak şöyle bir şey yapacağım. Yukarıdaki kırmızı olan noktalardan ve sağ taraftaki siyah olan noktalardan İkişerli her seçim size dörtgen belirtir. Kaç tane kırmızı nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kırmızı nokta var. 7'nin ikilisi. 5 tane siyah nokta var. 5'in ikilisi. 7'nin ikilisi demek. 7, 6, 1, 2 demek. 5'in ikilisi demek. 5, 4, 1, 2 demek. Yani 21 kere 10, 210 tane farklı dikdörtgen vardır burada demektir arkadaşlar. Şöyle bir örnek. Herhangi ikisi paralel olmayan 8 doğru en çok kaç noktada kesişir? Ya herhangi ikisi birbirine paralel olmayan demek, doğrulardan hiçbirisi diğerine paralel değil demektir. Paralel olan doğru yok. Bak şimdi. Elinizde 8 tane doğru var. Bu 8 doğru kaç noktada kesişebilir diye soruyor.
İki tane doğru, yeşil ile kırmızı, gördüğünüz üzere bir noktada kesişiyor. Peki üçüncü bir doğru daha olsaydı? İkinci bir doğru daha çizdiğiniz, üçüncü bir doğru daha çizdiğiniz zaman yine iki noktada kesişiyor. Dördüncü bir tane daha çizmiş olsam burada kesişiyor. Bakın kesim noktalarına bir bakın arkadaşlar. Her iki doğru, farklı renkteki her iki doğru hep tek bir noktada kesişiyor. Bir tane daha bile çizebilirsin. Şu bile olabilir yani, abartırsın işi artık. Şunlar. De tabii ben şu an böyle yaptım da bunu amele gibi teker teker çizip kaç tane kestiğini bulmak değil benim de söylemek istediğim şey. Benim söylemek istediğim şey şu. Bu doğrulardan her ikisi bir noktada kesişiyor. 8 tane doğrum var tamam ama bu doğruların her biri 2 tane doğru seçtiğin zaman bir noktada kesişiyor. O halde 8 tane doğruyu ikişer ikişer kaç farklı şekilde seçebiliyorsan o kadar farklı kesim noktası oluşur. Yani aslında hesap 8'in ikili kombinasyonu. 8, 7, 1, 2, 28. 28 farklı şekilde bu noktalı doğrular kesişir. 28 tane de kesim noktası oluşur. Peki soru şöyle sorsaydı. Hani çember için değil de 8 tane şey doğru için değil de 8 tane çember olsaydı. 8 çember kaç noktada kesişir? Tabii en çok kaç noktada kesişir? 8 çember en çok kaç noktada kesişir diye sorduğunda bak iki çember düşün. Baksana ben şimdi güzel iki tane çember çizeyim. Biri bu. Diğeri bu. İki tane çember görüyorsun. İki çemberi seçtiğinde bir taraftan bir taraftan seçtiğinde bu iki çember tek bir noktada kesişir. Özür dilerim. Doğruya gitti aklım. Bir çember buradan, bir çember buradan seçtiğiniz zaman iki çember birbiriyle iki noktada kesişir. Yani biri budur, biri budur. O halde 8 çember ikişer ikişer kaç farklı şekilde seçiliyorsa her seçim için 2 nokta oluşur. O halde 8'in ikisi çarpı 2. 28 kere 2 56. Yani 8 tane çember en çok 56 noktada kesişir demektir arkadaşlar. Şuna bir bak. Kümesin üçlü permütasyonlarının kaç tanesi? A bulunur, A bulunur, B bulunmaz, A, B bulunur, C bulunmaz. Şimdi bunu niye permütasyon sorusunu buraya kadar bıraktım? Çünkü kombinasyonla alakalı olarak çözüm vereceğim de o yüzden. A, B, C, D, E, F kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A bulunur? Şimdi arkadaşım, öncelikle şunda bir karara varalım. Üçlü permütasyon demek, üçlü diziliş demektir. Üçlü diziliş sayısı arıyorsun. Üçlü diziliş sayısını arayacağım. O halde üçlü dizmem lazım benim bu adamları. A şıkkı için çözüm veriyorum. Üç tane eleman var. Buraya önce üç tane eleman seçiyorum. Seçtim. Üç tane eleman var burada. Hangisi? Ne bileyim ben, bana ne. Beşin üçlüsü kadar seçimi yapıyorsun. Elinizde üç tane eleman var dizilmeyi bekleyen. Üç tane elemanın tüm dizilişlerinin sayısı 3 faktöriyeldir. Çünkü 3'ün 3'lü permütasyonu olacak. 5'in 3'lü kombinasyonu bu adam 5, 4, 3, 1, 2, 3 çarpı 6 kaç yapar bu? 60 bölü 6, 10 çarpı 6, 60. 60 farklı şekilde seçilebilir bu adam. 60 farklı şekilde dizilebilir. 60 tane permütasyonu vardır demektir. B şıkkına gel. Şimdi A bulunur, B bulunmaz. Asıl derdim benim bunları yapmak. Şimdi 3 tane elemana ihtiyacım var. A kesinlikle bulunsun diyorsun. O halde A'yı kesin koyuyorum. B bulunmasın diyorsun. B'yi atıyorum. A'yı aldık, B'yi attık. Geriye 2 eleman kaldı. Bu 2 tane boş yere 2 tane eleman seçiyorum. Bak 4 tane eleman var elimde. C, D, E, F. 4'ün ikilisini seçiyorum. Seçtim. Buraya 2 tane eleman koydum. Şimdi sorun bizden istediği şey üçlü permütasyonlar olduğu için, üçlü dizilişler olduğu için 3 tane elemanın dizilişlerinin sayısını arıyorsun. Çarpı 3 faktöriyel diyorsun. 4'ün ikilisi
4-3-1-2'den 6, 6 kere 6, 36. 36 farklı şekilde dizilebilir demektir. Bak, daha somut olarak ayakların yere bassın diye şunu da söyleyeyim ben sana. Şimdi A'yı koydun. Yanına iki tane eleman seçeceksin. Kimi seçeceksin? C, D, E, F'den birini seç, ikisini seçmem gerekiyor. Bunun yanına iki tane eleman seçiyorum. Bak, amele yöntemle yazıyorum sadece ne olduğunu göresin diye. İki tane eleman seçiyorum. C, D olabilir. Başka. A'nın yanına C, F olabilir. A'nın yanına C, E olabilir. A'nın yanına başka D, E olabilir. A'nın yanına bir de E, F olabilir. Bir de A'nın yanına son olarak kimi yazmadık? D, E'yi yazdık. D, F'yi yazmadık. D, F gelebilir. İşte. Bak. Dikkat ettin mi? 6 tane geldi. 4'ün ikili kombinasyonu. 4'ün ikili kombinasyonu 6'dır arkadaşlar. Biz bunu bulduk. Sonra üçlü permütasyon dediği için üçlü diziliş. A, C, D bir diziliş. Başka bir diziliş. C, D, A. C, A, D. A, C, C. Başka iki tane daha olması lazım. D, A, C. Bir de D, C, A. Gördüğün üzere bak. 6 tane diziliş geliyor. Her bir eleman için 6 tane gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii ben 6 derken 7 tane yazdım. Şunlar birer tane fazla. Bir de öbürü için gelecek. 6 satır var. Her satırda 6 eleman var. 6 kere 6'dan 36 tane eleman yapar. Zaten amaç bu değil arkadaşlar. Benim şu an yaptığım sadece size ne olduğunu, perde arkasında ne olduğunu göstermeye çalışmak. Şu an yaptığım bu ama tabii yöntem B şıkkının çözümünde verdiğim yöntem olacak. Şimdi C şıkkına gel. Bunu da çözelim. Diyor ki A, B bulunur, C bulunmaz. A, B bulunur. Hala B'yi koyuyorum. C bulunmaz diyor. C'yi attım. Şurayı da bir silelim. A, B bulunur, C bulunmaz diyor. Şimdi biz A'yı aldık. B'yi aldık. C'yi de attık. Geriye D, E, F elemanları kaldı. Buraya bir tane eleman seçiyorum. Üçün birini alıyorum. Sonra elinde 3 tane eleman olduğu için bunların bütün dizilişlerinin sayısı 3 faktöriyeldir. Yani 6'dır. 3 kere 6, 18. 18 farklı şekilde permütasyonu vardır bu adamın. Şuna gel. Kümesinde elemanlarla yazabilecek 3 basamak sayılardan kaç tanesinde bir rakam bulunur, 2 rakamı bulunmaz. 3 basamaklı sayılar istiyorsun. Bak, permütasyon mu kombinasyon mu? Buna şöyle karar ver. Rakamların yerleri değiştikçe farklı sayılar çıkar. Rakamların yerleri değiştikçe farklı sayılar çıktığı için aslında burada dizmek önemlidir. 1 ile 2 bulunur diyorsun. 3 1 ile 2 özür dilerim affedersiniz arkadaşlar. Bir rakamı bulunur diyoruz. Üç rakamı bulunmaz diyormuş. Özür dilerim iki rakamı. Kafa benim döndü herhalde iyice. Bir bulunur iki bulunmaz. Biri koyduk ikiye attık geriye. Dört tane eleman kaldı. Üç, dört, beş, altı. Buraya iki tane seçmem lazım. Önce seçiyorum dördün ikili kombinasyonu. Çarpı rakamlar yer değiştirdikçe farklı sayılar olacağı için ve üç tane rakam olduğu için çarpı üç faktöriyel diyorum. Dördün ikili kombinasyonu dört, üç, bir, iki çarpı altı. 6 kere 6, 36. 36 tane bir rakamı bulunan, iki rakamı bulunmayan, 3 basamaklı sayı var demektir arkadaşlar. Şuna bir bak. 10 kişilik bir grup, ikisi 4 kişilik, diğeri 3 kişilik, 3 odada belli 2 kişi yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde kalabilir? Elinizde ikisi 4 kişilik, biri iki kişilik, üç tane oda var. Bunlar. Belli iki kişi yan yana kalacak. Peki belli iki kişi yan yana kalacak da nerede kalacak? En soldaki odalarda mı? En soldaki odada mı? Ortadaki odada mı? En sağdaki odada mı? Üç farklı durum var arkadaşlar. Şimdi bu iki kişi, belli iki kişi burada kalabilir. Birinci yerde kalabilir. Belli iki kişi yan yana geleceği için Ayşe, Fatma bunlar bir arada kalacaklar.
Şimdi yanına iki kişi seçiyorum bu adamın. İki kişilik yerim var yanında. Ayşe ile Fatma'nın yanında. Sekizin ikilisi. Çarpı seçtim. Diğer odaya geliyorum. Şurası birinci oda. Şurası ikinci oda. Şurası da üçüncü oda. İkinci odaya geldiğin zaman buraya dört kişi seçmen lazım. Geriye altı kişi kaldı. Altının dörtlüsü. Seçtim. Son iki kişilik odam boş kaldı. Buraya da iki kişi seçiyorum. İkinin ikilisi. Veya bu adam var. Bu Ayşe ile Fatma. İkinci odada da birlikte kalıyor olabilirler diyorum. Ayşe Fatma'yı buraya yaz. Diyorum ki yanlarına iki kişi gelecek. Seçiyorum. Sekizin ikilisi çarpı. Dört kişi birinci odaya gidecek. Altının dörtlüsü. İki kişi de iki kişilik odaya geçecek. İkinin ikilisi. Son bir durum daha var. Bu iki kişi en sağdaki üçüncü odada birlikte kalabilir Ayşe ile Fatma. Bu ikisi buraya geldi. Yanlarına kimse gelmeyecek. O halde diğer sekiz kişiden dördü buraya gelecek. Öteki dördü de ikinci odaya gelecek. Dördün dörtlüsü. İşte bütün opsiyonları yazdım. Artık hesap ediyorum. Sekizin ikilisi. Sekiz yedi. Bir iki. Çarpı. Altının dörtlüsü. Altının ikilisine eşit. 6, 5, 1, 2, 2'nin ikilisi 1. Hesabı yap. 28 çarpı 15. 28 kere 15 kaç yapar ki? 14 kere 30, 420. 420 farklı şekilde bu şekilde otururlar. Sonra ikinci duruma gel. Şu birinci durum. Bu ikinci durum. Bu da üçüncü durum. İkinci duruma geldiğiniz zaman 8'in ikilisi 28. 6'nın 400'ü 6'nın ikilisine eşit 15, 2'nin ikilisi 1. Bu da 420. Son durum 8'in 400'ü 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4 çarpı 4'ün 400'ü 1. Sadeleştiriyorum. 70. O halde bu adamların bu odalarda kalma biçimleri 420 birinci durum, 420 ikinci durum, 70 üçüncü durum. Topladığınız zaman 840, 910 farklı şekilde kalabilirler. Ya bu ağır bir örnek, hakikaten ağırca bir örnek olmuş. Sorulma ihtimali bana sorarsanız yok ama hani çözmüş bulunduk. Böyle bir örneğimiz var ama oldukça ağır dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir örnek, 7 kişilik bir grup, biri 4 kişilik, diğeri 3 kişilik, 2 yuvarlak masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilir? Hem kombinasyon hem dairesel permütasyon var. Şimdi masaları çizelim. Masalar bunlar arkadaşlar. Biri 4 kişi. Diğeri 3 kişilik. Soru bu. 7 kişilik bir grup. Biri 4 kişi, diğeri 3 kişilik, 2 yuvarlak masa etrafına oturacak diye istiyorsun. 7 kişilik biri 7 kişiden 4'ü bir tarafa, 3'ü diğer tarafa gelecek ama hangi 4'ü sola, hangi 3'ü sağa gelecek? Bunun için seçmeniz lazım. Önce sol masaya yerleştiriyorum. 7 kişiden 4'ünü seçtim. Bu 7 kişiden 4'ü öbür masaya oturduktan sonra bir de arkadaşım aman dikkat bak. Bu 4 kişi sol taraftaki masada dairesel permütasyona göre dizileceği için. Çünkü dairesel permütasyon, dairesel bir diziliş yapıyorsun. 4 kişinin bu 4 kişilik masada oturuşlarının sayısı 4 eksi 1 faktöriyeldir. Çarpı. Devamı sağ taraf için buraya 3 kişi seçmeniz lazım. 7 kişinin 4'ünü öbür tarafa verdiğiniz için zaten 3 kişi kaldı. 3'ün 3'ü de oraya gidecek. Yani kendiliğinden öbür tarafa gidecekler. 3 kişi de öbür masa etrafında dairesel permütasyonda dizileceği için 3 eksi 1 faktöriyel olur. Yani işlemin sonucu 7'nin 4'ü kombinasyonu 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 4 eksi 1'den 3 faktöriyel yani 6, 3'ün 3'ü 1, 3 eksi 1'den 2 faktöriyel yani 2. Sadeleştirmeye bak bundan sonra 4'ler gider, 6'lar gider. 35 kere 6 kere 2, 35, 420, 420 farklı şekilde bu adamlar bu masa etrafında oturabilir demektir arkadaşlar.